Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Aralık 2023 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i göstermekte. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Normal şartlar altında Pazartesi günleri biliyorsunuz hafta sonu ligde oynanan karşılaşmaları değerlendiriyorduk ama bu hafta sonu bizim ligimizde Süper Lig'de ve alt liglerde maçlar oynanmadı. Avrupa liglerinde karşılaşmalar vardı. Ağırlıklı tabii onları takip ettik. Tabii bir taraftan maçlar harici gündemde yoğundu. Ama maçlarla başlayacak olursak voleybolla başlangıcı yapalım. Hafta sonu Vakıfbank'ta Eczacıbaşı Dünya Kulüpler Şampiyonası diye herhalde söyleyebilirim. O turnuvada karşı karşıya geldiler. Eleme yoluyla tabii bir grup aşaması, sonrasında yarı final ve finale çıkmayı başarmışlardı. Dün de finalde iki takımımız karşı karşıya geldi ki bu turnuvada ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya geldiler ve Vakıfbank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı dünya şampiyonu olmayı başardı. Çok çekişmeli bir karşılaşma olduğunu anlıyorum. Set sonuçları da birbirine çok yakındı. 5 setin 3'ü 25-23 bitti. Son set tiebreak setinde 15-9'luk Eczacıbaşı üstünlüğü vardı ve Eczacıbaşı dünya şampiyonu olmayı başardı. Boşkoviç de turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Şaşırtıcı olmayan şekilde zaten Eczacıbaşı'nın yıldızıydı. İki takımı da finale kadar çıktıkları için ve finaldeki mücadeleler için tebrik ediyoruz. Başlangıcı böyle yapalım. Maçlardan tabii hafta sonu dikkat çekici notlar vardı. Benim mesela öncelikle paylaşacağım not PSV Eindhoven. Hollanda'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dün de o fırtına devam etti. PSV bir kez daha kazanmayı başardı ve lige de 16'da 16 ile giriş yaptı ki dün kazandığı maçta AZ Alkmaar deplasmanı 4-0 ile kazandı. İlk 19 dakikada 3-0 öne geçtiler ve 16 maç 48 gol 48 puan 56 gol atıp kalelerinde de sadece 6 gol gördüler. Tarihte böyle bir başlangıç nadirdir üst seviyeliklerde. PSV inatla kazanmaya devam ediyor. Ligde bütün zorlu rakipleriyle karşı karşıya geldi. Feyenoord'u deplasmanda yendi. AZ'yi deplasmanda yendi. Ajax karşısında yine 5-2 ile farklı kazandı. Onlara yan bakabilen yok. Twente yine puan tablosunda üst sıralarda. Onları da deplasmanda 3-0 yendiler. Bir de hani Ajax sadece diğer 3 rakibiyle deplasmanda oynayıp kazanmayı başardı PSV. Olağanüstü bir iş yapıyorlar. Sessiz sedasız açıkçası. 10 puan da fark attılar Feyenoord'a lig ikincisine. Üçüncüye 14 puan fark var. Onlar adına gerçekten olağanüstü bir seri. Bundan sonraki maçları 13 Ocak'ta bir araya girdi Hollanda Ligi. O arayı da çok mutlu şekilde geçirecek PSV Eindhoven. Dün Real Madrid'in maçı vardı. Ligde Real Madrid kazanmayı başardı Villarreal karşısında 4-1'li ama kazanırken David Alaba'yı kaybetti ve çok ciddi bir sakatlıkla kaybetti. Çapraz bağ sakatlığı olduğu belirtiliyor David Alaba'da ki bu sezon Real Madrid'de 3. kez bir çapraz bağ sakatlığı yaşanıyor. Courtois ve Militao'dan sonra bir diğer stoperi de sakatlığa kurban verdi Real Madrid ve devre arasında da muhakkak bir stoper takviyesi yapacaklar. Bu sakatlıklar bazı takımlarda tabii çok fazla. İşte Türkiye'de takip ediyoruz, Beşiktaş'ta sürekli sakatlıklar var ama Real Madrid gibi çapraz bağ değil, ufak kas adale sakatlıkları, 2-3 haftada iyileşen sakatlıklar ama bu tarz sıkıntılı sakatlıklar da çıkmıyor değil. Ve dünün karşılaşması Liverpool-Manchester United arasındaydı Premier Lig'de. Beklenti yüksekti. Aslında futbol hakkında beklentileri karşıladı ama gol adedi olarak pek beklentiyi karşılayamayan bir karşılaşma oldu. 0-0 bitti. Liverpool 30'un üzerinde şut çekse de United kalesine Onana'yı bir türlü geçemedi ve liderliği de Arsenal'a kaptırdılar. Arsenal'da bu hafta
2-0 kazandı Brighton karşısında ve 39 puanla liderliğe yükseldi. Aston Villa yine kazandı. Puanı 38, Liverpool'da 38 puan. Bu 3 takım arda arda sıralanıyor. Manchester City ise bu hafta Crystal Palace karşısında iç sahada 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. 2-2 bitti maç ve onlar da 34 puanla 4. basamaktaki yerlerini korumuş oldular. Bu da dikkat çekici maçlardan birisiydi. Inter İtalya Serie A'da 2-0 kazandı Lazio deplasmanında ve Juventus'un puan kaybıyla birlikte puan farkını 4'e çıkardı. Bundesliga'da Leverkusen fırtınası devam ediyor. Dün de Frankfurt'u 3-0'la geçmeyi başardılar. Bayern 3-0 kazandı Stuttgart karşısında. Orada da puan tablosu şu anda Leverkusen 39'la lider. Bayern'in bir maçı eksik 35 puanla ikinci basamakta yer alıyor. Sonrası Leipzig, Stuttgart, Dortmund diye gidiyor. Evet, liglerde hani benim aklımda kalanlar bunlar. Peki özür diliyorum, Süper Lig'i ilgilendiren gündemde neler var? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceğine dair hafta sonu bir haber çıktı. Hakan Gündoğar paylaştı ve ondan sonra da hemen hemen her muhabir Başkan Büyükekşi'ye ulaştı ve istifanın gerçeği yansıtmadığı bilgisini aldılar. Herhalde bir 6-7 kişiden özel haberler olarak gördüm bu gelişmeyi. Kendisi böyle bir durumun olmadığını ifade ediyor ama yine farklı çıkan haberler var. Süper Kupa'dan sonra yani çok kısa bir zaman sonra görevden alınacağı, göreve devam edemeyeceği söyleniyor. O sıcak gelişmelerden bir tanesi. Bugün kura çekim var. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde playoff turundaki rakibi belli olacak. Saat 15'te başlayacak kura çekimi. Oradaki muhtemel takımları da bilgi olarak programda sizlere aktarırım. Beşiktaş'ta tabii gündem sıcak. Hafta sonu divan kurulu toplantısı yapıldı cumartesi günü. Başkan Hasan Arat önce bir konuşma yaptı. Ardından üyelerin eleştirileri ve sorular üzerine bir konuşma daha yaptı. Orada hem Ahmet Nurçevi yönetimiyle ilgili hem güncel futbol takımı ile ilgili bilgiler paylaştı. Onlardan bahsederiz. Futbolcular, kadro dışı kalan futbolcular takımla idmanın bir bölümünde çalıştıklarını anlıyoruz. Fakat dün gördüğüm haber, Abubakar sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkarmış. Orada aslında bir barış sinyali vardı. Başkan Hasan Arat'ın da açıklamalarında bu mesaj vardı ama Abubakar'ın sosyal medya ablesi pek bununla bağdaşmıyor. Onun yankılarını konuşuruz. Teknik direktör iddiaları devam ediyor Beşiktaş'la ilgili. Başkan aslında yine yalanladı bu konuları. Mevcut teknik direktör olduğundan, Beşiktaş'ın resmi hesaplarından olmadığı müddetçe bu tarz haberlere itibar edilmemesinden bahsetti. Ki Kike Setién hafta sonu adı çıkan teknik direktördü. İspanyol çalıştırıcı AS gazetesine konuştu ve Türkiye'den önemli bir takımdan teklif aldığını söyledi. Beşiktaş tabii yakıştırıldı haliyle. Ama Türkiye'de teknik direktör arayan başka takımlar da mevcut şu anda. Bakalım onunla ilgili Feyyaz Uçar'ın da bir yalanlaması vardı. Galatasaray'da Icardi ile ilgili hafta sonu gördüğüm kadarıyla bazı tartışmalar yaşandı. Onun kilo fazlası olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi çok konuşulmuştu. Ve İtalya'da görüntülenmesi de bu arayı İtalya'da geçiyor. Ufak bir ara verdi Galatasaray. Son idmanda yine fotoğrafı yoktu. O da yine tartışmaları beraberinde getirdi. Performans da biliyorsunuz son dönemde biraz düştü sakatlık dolayısıyla. Icardi'de sıcak bir gündem oluşturuyor. Şimdilik notlarım bunlar. Bir araya gidelim. Şimdi reklam arasını verelim. Aradan sonra da bu gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. BTC Türk alternatif piyasaları sunar. BTC Türk'te olsan. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktarayım. Şu anda bir Bitcoin 41.112 dolardan işlem görmekte. Yeni haftaya düşüşle başladı Bitcoin. %2.09'luk bir düşüş söz konusu. TL olarak da şu anda fiyat 1.211.487'de.
BTC Türk alternatif piyasaları sundu. BTC Türk'te olsan. Evet, 7.16 saatlerimiz, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız. Programı açtığımda da söylemiştim, hafta sonu Süper Lig'de ve alt liglerde Türkiye'de karşılaşmalar yoktu. Avrupa liglerinden maçlar vardı. Bu açıdan tabii değişik bir hafta sonu oldu bizim adımıza da. Normalde hani bizde maç yoksa genelde Avrupa'da da maç olmaz. Hafta sonu ya milli ara olmuştur ya da devre arası olmuştur. Fakat bu Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ligleri süresiz ertelemiş ve bu hafta sonu maçlarda oynanmaması yönünde karar alınmıştı. Salı günüyle, yani yarınla birlikte karşılaşmalar tekrar başlayacak. Bu anlamda bir nefes alma gibi oldu hafta sonu. Ama bundan sonrası tabii yine yoğun olacak. Hafta içi fikstür var, hafta sonu derbi var. Ondan sonraki cuma günü Süper Kupa karşılaşması var. Suudi Arabistan'da oynanacak. Onunla da ilgili dün enteresan bir haber gördüm. Belki senin de dikkatini çekmiştir. Orada lüks bir otelde konaklama yapılacakmış. Tek kulübün hakkı varmış. Dün kura çekimi yapılmış. Fenerbahçe o hakkı kazanmış. Yani daha lüks olan otelde Fenerbahçe konaklayacakmış. Böyle ilginç bir haber. Daha önce alışık olmadığım tarzda haberlerden biri. Onu gördüm. Hadi laf arasında onu da sizlere aktarayım. Senin için nasıl geçti hafta sonu Süper Lig maçları olmadan? Avrupa maçlarına bir kayma oldu mu daha fazla? Doğal olarak oldu. Ama ben sana gelirken de söyledim. Bence ülkede futbol oynanmayınca, Süper Lig oynanmayınca daha huzurlu oluyor. Öyle düşünüyorum. Daha sakin ve daha güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Futbolun oynanmadığı zamanlar. Sen de Gençlik ve Spor Bakanı olsan, bu spor müsabakaları olmasa ben de güzel aynen, çok güzel yönetirdim diyerek. Gibi aynen. Bir noktaya geliyor yani. Bence genel anlamda çok fazla anlam yüklüyoruz. Olması gerektiğinden fazla anlam yüklüyoruz ve insanların dengeleri değişiyor ne yazık ki. İş taraftarlık spor olunca o hani olaydan zevk alma, keyif alma kısmı çoktan geçti. İş sadece ya ben kazanacağım ya sen kazanacaksın, ben kazanamazsam sana hayat yok noktasına geldi. O yüzden de insanlar çok durduk yere hayatlarına ekstra bir stres ekliyorlar bence Türkiye'deki futbol ortamında. O yüzden de futbol oynanmadığı zaman bence ülke biraz daha normalleşiyor. Hafta sonu yani orijinal ayarlarımıza yaklaştık mı ülke olarak, yani biraz maçlar olmayınca? Yok canım, öyle düşünüyor musun? Bir hafta sonuyla tedavi edilebilecek bir durumumuz yok. Biraz daha uzun sürmesi lazım. Biraz daha uzun sürmesi. Mesela şöyle bir şey olabilir. Ligdeki takım sayısı 12'ye düşürülüp böyle çok şey bir program olabilir. İki haftada bir maç. İki haftada bir maç mesela. Aynen öyle, hani normal takvime yayılan öyle bir lig olabilir. O zaman Türkiye Kupası'nı da şeyle oynatırsın. FIFA'da oynatırsın. Ne? Tamamen elektronik ortamda, hiç şeysiz. E-spora mı geçiririz? E-spora geçiririz Türkiye Kupası'nı da. Mis. Böyle bir şeyim var, çözüm önerim var ülkenin selameti açısından. Bu işin espri, geyik kısmı ama net olarak ben öyle düşünüyorum. Yani çok fazla insanlar kanalize olup çok fazla gereksiz yere kendilerine stres yükleyip kendilerini üzüyorlar, etrafını üzüyorlar. Bütün hayatları o oluyor. Başka bir şey düşünemiyorlar. Bunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Bakıyorsun sağa sola. Sosyal medyaya özellikle. İş artık okeydan fırlamış durumda. O yüzden de olmadığı zaman ben biraz daha normalleştiğimizi düşünüyorum. Tabii maçlar yoktu ama tartışmalar ligle ilgili devam ediyor bir taraftan da. Mehmet Büyükekşi'nin istifa iddiası. Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesi gerektiğini düşünen çok sayıda taraftar var. Tartışmalar var. Hafta sonu boyunca bu tartışmalar yaşandı. Dün yine spor programlarından bazı iddialar ortaya atıldı. Şimdi dinleyicimiz Mustafa Demirkaya da bize sabah göndermiş. Ben program girişinde söylemedim ama Ahmet Çakar'ın Mehmet Büyükekşi ile ilgili bir belge paylaşması. Yine geçtiğimiz MHK'de görev alan Ali Kunağ'ın Mehmet Büyükekşi ile ilgili iddiaları, ki Fenerbahçeli futbol severler bu iddiaları çok sıklıkla paylaşıyorlar. Çünkü iddia şu, işte Galatasaray kazandıktan sonra keyifli, Galatasaray kaybedince, puan kaybedince de keyifsiz bir Mehmet Büyükekşi olduğu söyleniyor. Bunu o dönem MHK'de görev alan bir isim Ali Kunak söylüyor. Tabii bunu nasıl kanıtlayabilir?
gerçekten doğru mu hissediyor, hissetmiyor mu artık günah boyunda bilemiyorum ama böyle bir iddia var ve işte Fenerbahçeliler bu paylaşımları sosyal medyada beğeniyorlar, retweet ediyorlar. Bakın işte Mehmet Büyükekşi bir gün daha görevde kalmamalı diye konuşuyorlar ki hafta sonu işte derbi var, ondan sonra Süper Kupa maçı var iki takım arasında ve şimdiden istifa etmesi gerektiğini düşünen çok sayıda da taraftar var. Yani hafta sonu boyunca Mehmet Büyükekşi ile ilgili tartışmalar devam etti. Ankara Gücü'nün eski başkanı Faruk Koca ile ilgili yine hafta sonu tartışmalar devam etti. İşte ziyaretler yapılmış, Emre Belezoğlu teknik direktör gitmiş, işte arkasında olduklarını olayın tabii nahoş olduğundan bahsediyor ama olayın oluşma sebebini de unutmamamız gerek diyor. Yani kulüp başkanları, teknik direktörler yine aslında çok farklı noktada değiller hakemlerle ilgili olarak. O hakem tartışması belli ki devam edecek. Hakemlerin salı günü maça çıkıp çıkmayacakları yine bir süre belli değildi ama anladığımız işte devlet büyükleri araya girince onlar da belli güvenceler aldılar ve maçlara çıkma önünde bir irade gösterdiler ki Deniz Çoban'ın yazısından gördüğüm kadarıyla 25'e 8 bir oylama yapılmış. 25 kişi çıkalım demiş, 8 kişi çıkmayalım demiş ama tabii çoğunluk çıkalım deyince de mecburen öyle bir karar almış. Bu hafta normal şekilde başlayacak karşılaşmalar. Evet, İstanbul'daki dinleyicilerimiz için, trafikte olan dinleyicilerimiz için bir haber paylaşayım. Şimdi Barış abi yolda, o da gelirken şu notu gönderdi bize. Hacı Osman'da bir araç devrilmiş bizim şirketin önünde. Dolayısıyla eğer buralarda olanlar varsa sahilden gitmelerini tavsiye ediyor Barış abi. Demek ki bayağı bir kilitlenmiş trafik. Evet, bu arada hani sen trafik kazasından bahsettin. Gece de hem Yalova'da hem Gümüşhane'de depremler meydana geldi. Evet, geçmiş olsun. Yalova'da Marmara Denizi civarında 4.1 şiddetinde. Gece 23.53'te ben uyuyordum. Ben hissetmedim depremi. Sabah uyandığımda eşim hemen, o da uyandı, o bahsetti. O hissetmiş, uyumamış. İşte odaya gelmiş, ben hiç uyanmamışım. Ama bayağı gecede tweet atmış insanlar. Bayağı sağlam hissedilmiş. Gümüşhane'de de yine 4.3'lük bir deprem meydana gelmiş. Onun da saati gece 01.15. Hissedenlere geçmiş olsun. Herhalde can kaybı yoktur diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi hissedenlere de geçmiş olsun diyelim. Şimdi nerede bırakmıştım ben? Tartışmalarla ilgili Mehmet Büyükekşi'nin hafta sonu istifa edeceği söylendi. Fakat birçok muhabir yalanladı. Yani hepsi neredeyse özel olarak ulaştılar. Kendisine Mehmet Büyükekşi de belli ki herkes ayrı ayrı cevaplar verdi ve ben görevimin başındayım diyor. Sen ne diyorsun? Mehmet Büyükekşi bu tartışmalardan yara almadan görevine devam edebilir mi? Edeceğini düşünüyor musun? Çünkü bir kısımda kesinlikle hani bir aya kalmaz kendisi gönderilecek diyorlar. Yani Mehmet Büyükekşi'nin kendi gündeminde istifa olmadığı geçen hafta yaptığı basın toplantısında çok net bir şekilde belliydi. Ama bundan sonraki süreç nasıl işler onu zaman gösterecek. Çünkü Mehmet Büyükekşi kendi istifa düşünmezken istifa etmesi istenebilir. O durumda da çok fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Fakat istifasını gerektirecek bir ortam var mı diye sorarsan %100 var. Yani Türk futbolunu yönetemeyen bir federasyonla baş başayız ve uzun süredir böyle. Peki bu şey gibi değil mi? Mesela MHK'lerde de hep aynısı oluyor ya, hani sürekli bir MHK başkanı değişiyor ama problemler değişmiyor. TFF başkanları değişiyor, Yıldırım Dören gidiyor, Nihat Özdemir geliyor, olmuyor işte. Sonrasında geçici bir Servet Yardımcı dönemi, sonra Mehmet Büyükekşi'nin bir senelik dönemi ve şimdi 4 senede seçilen bir Mehmet Büyükekşi var. Evet. Mesela geçen Ali Koç da bunu söyledi. Hani TFF başkanları da değişiyor bir taraftan ama o da bir çözüm değil diyor. Hani biz de çok memnun değiliz. Onun demeye çalıştığını ben öyle algıladım. Ama değiştirsek de yeni gelecekte de benzer problemleri yaşayacağız büyük ihtimalle diyor. Şöyle, zaten herhangi bir seçim yapılmıyor. Hani Bilgin Gökberk'in deyimiyle seçim yapılıyor. Şimdi bütün futbol camiası bir araya gelip ya da iki araya, üç araya gelip çoklu bir seçim yapmadığı sürece üç aşağı beş yukarı bu profilde adaylara adayları kabul etmek zorunda kalacaklar. Yani futbol dünyasının da kendi içerisinde yaptığı bir hata bana sorarsan. Çünkü kaç seçim oldu Türkiye Futbol Federasyonu'nda tek adaylı? Tek adaylı bir seçim olmaz.
Eğer futbol camiası bir adayın üzerinde birleşemiyorsa, iki adayın üzerinde birleşemiyorsa, işte 60 imza mıydı gerekli olan aday olması için? Bir sayı vardı. O sayıyı bir türlü bulamıyor. Hiçbir yani niyetlenen hiçbir insan o sayıyı bulamıyor. Ondan sonra biri işaret ediliyor. O da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oluyor. Şimdi yani Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu zaman Gaziantep Futbol Kulübü'nde 2 senelik bir başkanlığı vardı. Başka da futbolla ilgili uzaktan yakından bir şeyi yoktu, ilişkisi yoktu. Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki başkanlığının da Gaziantep ilindeki ağırlığıyla olduğunu, Gaziantep Kulübü sahipsizken bir nevi Mehmet Büyükekşi'ye emanet edildiğini zaten süreçten anlamıştık. O yüzden de hani işte işlerine geldiği zaman diyorlar ki futbolu futboldan gelen biri yönetsin. İşte içinden biri çıksın. O olsun bu olsun ama hep bunlardan uzak. Kendilerine gösterilen adayı kabul etmek durumunda kalan bir futbol dünyası var. Bununla beraber o adaya kendi çıkarları doğrultusunda zaman zaman destek veren kulüpler de var. Yani işte şimdi Ali Koç bundan şikayet ediyor ama Ali Koç'la Mehmet Büyükekşi'nin arası iyi. Yani Mehmet Büyükekşi'yi Ali Koç'a sordukları zaman Ali Koç sürekli iyi şeyler söylüyor. Ama aynı zamanda federasyondan şikayet ediyor. Galatasaray da Mehmet Büyükekşi'ye destek veriyor. Daha yeni Dursun Özbek biz seçtik diyor. 6 ay önce biz seçtik, biz oy verdik diyor. Burada hep anlattık. Bir tek Beşiktaş Mehmet Büyükekşi ile bir savaş içerisindeydi. Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'yi istemedi. Bir tek o oldu. Onun dışında ağırlıklı olan kulüpler de o şekilde yaklaşıyorlar. Şimdi hani kimse kusura bakmasın, Mehmet Büyükekşi doğru insan değil ama karşısında da doğru bir oluşum yok Mehmet Büyükekşi'nin. Yani kulüplerin de ne yaptığı belli değil. Hep anlatmaya çalışıyorum. Kulüpler Birliği kadar ben boş bir birlik görmedim hayatımda. Yani ne yaptıkları, neye hizmet ettikleri, neyi yaptırabildikleri, neyi yaptıramadıkları hiç belli değil Kulüpler Birliği'nin. O yüzden de hani ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Fakat hani Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığı dönemi de bence biraz trajikomik bir şey haline geldi. Ne derler? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi haline geldi. Yani Mehmet Büyükekşi bir tarafta sürekli olarak Türk futbolunun böyle iyi taraflarını ön plana çıkarmaya çalışan, işte bir nasıl söyleyeyim, çok fazla iş yaptık havasında olan bir başkan ama Türk futbolunun önemli sorunlarında bir arpa boyu yol aldığımızı ben düşünmüyorum hiçbir şekilde. Yani iş gerçekten çözülmesi gereken bir kriz olduğunda Mehmet Büyükekşi yönetimi ortada yok ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinin yenilenmesi, Süper Lig marşının yapılacak olması, Süper Lig'de devre aralarında konser verilecek olması gibi hani bir incir çekirdeğini doldurmayacak konuları Mehmet Büyükekşi büyük reformlarmış gibi kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Ama onun dışında genel olarak bakıldığında Türk futbolunun asıl sorunları konusunda çok fazla ilerleyemediğimizi söyleyebilirim. Ha diyebilirsin ki başka bir yönetim olsa daha fazla ilerleyebilir miydi? Daha fazla gidebilir miydi? Vallahi onu kestirmek çok kolay değil. Evet, şartlar itibariyle hani öyle yaparlardı demek daha düşük ihtimal. Ama genel anlamda bilemezsin nasıl bir irade göstereceğini. Şimdi mesela hiç gündemde değil. Fenerbahçe de şu an gündeme getirmiyor. İşte şampiyonluklar, yıldızlar konusu değil mi? Bir hani komisyon kurulacaktı. Nerede o komisyon? Çalışmalara başlayacaktı. Öyle bir şey yok ortada. Şu an Fenerbahçe de gündeme getirmiyor. Çünkü Fenerbahçe de Galatasaray'la beraber zirvede. O da camianın oraya enerji harcamasını istemiyor. Ama mesela bu başvuru yapılan ama yıllardan beri bekletilen bir konu. Önemli bir konu mu? Önemli bir konu. Ama çözüme bir şey var mı? Hayır. Orası beklesin. Çok büyük bir şey değil. Ne derler? Çok büyük bir olay değil. Bu ve bunun gibi birçok konu var Türk futbolunda. İstifa haberlerinin çıkması, herhalde bu artık Faruk Koca olayı bardağı taşıran damla oldu diye düşünmekteyim ben. Oradaki sürecin de federasyon adına özellikle Mehmet Büyükekşi'nin geçen hafta yaptığı basın toplantısında hani biraz böyle sinyali vermesi ceza ile alakalı olarak işi tamamen çok bağımsızmış gibi göstermeye çalıştığı PFDK'ya ve tahkime yüklemesiyle beraber sanki orada okeyden çıktı diye düşünüyorum. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor.
onda, coştu onda İlla. İlla. ...7.40 saatlerimiz devam ediyoruz. Beşiktaş'tan devam edelim. Beşiktaş'ta hafta sonu cumartesi günü divan kurulu toplantısı yapıldı. Hasan Arat başkanlığındaki ilk divan kuruluydu ve o da söz aldı ve tabii ki kadro dışı kalan futbolcularla ilgili ne diyeceği, teknik direktör Uzay Çalınbay'la ilgili yine ne diyeceği merak ediliyordu. Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor dedi. Çok uzun boylu bir açıklama yapmadı ilk çıktığında Hasan Arat ama sonrasında Abubakar'ın Beşiktaş'ı takipten çıktığına dair bir haber sosyal medyaya düştü. Beşiktaş siteleri de bu haberi paylaştılar. Aslında bu oyuncular antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmışlar. Sonrasında ayrı çalıştıklarına dair cumartesi günü bilgi vardı. Pazar tahmin ediyorum ki bir izin söz konusuydu. Ama problemin tam olarak çözülmediğini bu Abubakar hadisesinden herhalde anlayabiliriz. Orada bağların kopmadıysa bile kopmaya yakın olduğu gözüküyor. Var mı Ali abi bununla ilgili hafta sonu okuduğun ya da bu konuyla ilgili paylaşacağım bir düşünce? Hasan Arat'ın açıklamaları üzerine de olabilir. Borç, haberin var mı borçtan? 1,5 milyar TL kadar 3 ayda borç artmış Ahmet. 3 ayda mı? Kaç ayda? 3 ayda mı olmuş o iş? Ben 3 ay biliyorum, düzeltebilirsin. Tamam, belki ben yanlış biliyorum. Ben daha kısa süre diye biliyorum ama şimdi ama 3 aylık raporlar. Şey yapmayayım. Ben bakayım, tamam ben 3 ay diye gördüm. 7 küsürden 8.2'ye çıktı değil mi Beşiktaş'ın borcu? 6 küsürden. 6 küsürden 8.2'ye mi çıktı? Evet. Nasıl 3 oluyor? Ayda %24 oranında borç artmıştır diyor Hasan Arat. Nasıl olabilir bu Mert? Burada yani transfer esas bu hani giderleri galiba hesaba katılmadan önce borç rakamı o kadar düşük kalıyor görece. Transfer rakamları işin içine girince de borç işte %24 oranında Hasan Arat'ın ifadesiyle artıyor. Yani yaz dönemi araya girince oradaki harcamalarla birlikte borç katlanıp 8 küsür milyar TL'ye gidiyor ve hatta daha da öteye gidiliyor. Tüpraş'la yapılan stat isim sponsorluğundan gelen paranın 130 milyon TL'si kulüp yöneticilerine ödenmiş seçimden hemen bir gün önce. Yani seçim kararından mı ya da 30 Kasım'da o para da kulüp yöneticilerine ödenmiş. Beşiktaş'ın borcu 3 ayda ne kadar artıyor? 1,5 milyar lira mı? Yaklaşık, benim hatırladığım o civar. Şimdi net rakamlara da bakarız. 1,5 milyar lira. Euro 30 desek 50 milyon euro artıyor yani Beşiktaş'ın borcu. Doğru mu? Yani kaba bir hesapla evet. Çok kaba bir hesapla 50 milyon euro artıyor 3 ayda. Yani akıl almaz. Hiç demek ki yani bütün hepsi nasıl ama şey oluyor onu da anlamıyorum. Aynı mali tabloya nasıl giriyor Beşiktaş'ın borcu? O zaman hani bütün şeylerini mi, gelecekteki borçlarını falan filan da ekliyorlar yani. Değil mi? Çünkü bazı bonservisler bölünüyor. Sonuçta oyuncuyla yapılan 4 yıllık anlaşma bölünüyor. Onlar o zaman hepsini alıyorlar. Demek ki. Bu şekilde olduğunu görüyor. Şu Beşiktaş 50 milyon euro harcamadı. Yok. Transfer döneminde. Öyle bir rakam harcamadı. Faiz gideri vardır. Bir şey eklenmiştir. Tam rakamları da söyleyeyim. 31 Mayıs 2023 itibariyle borç 6.78 milyar TL iken 31 Ağustos itibariyle de 8.282 milyar TL'ye 8. çıkıyor. 8.3 yani. Yani 1,5 kabaca 1,5 milyar TL. 50 milyon euro ayda kadar bir rakam yani. Çok kaba kaba hesaplar yaparsak 50 milyon euro kadar bir rakam. Şimdi bu Beşiktaş'ta bir önceki yönetimlerin ne yaptığı ne yapmadığı mali tabloyla alakalı olarak bir süreden beri tartışma konusu biliyorsun. Bu paralar doğru mu harcanıyor? Bu paralarda bir yolsuzluk var mı yok mu? Bunlar hep bir soru işareti. Özellikle Fikret Orman dönemi karanlık. Ama Ahmet Nur Çebi kendi yönetimi boyunca yapacağım dediği şeyi yapmadı. Yani bir rapor hazırlattı, o raporu kimse görmedi. O rapor kasada saklandı deyim yerindeyse ve
Ahmet Nur Çebi yönetiminin belki de en büyük hatası oldu. Ama bunun yanında Ahmet Nur Çebi yönetimi özellikle başkanın kendi ağzından defalarca Beşiktaş'ın ödeme dengesinin, işte gelir gider dengesinin gözetildiğini, Beşiktaş'ın bir kuruşunu bile sokağa atmak istemediğini Ahmet Nur Çebi kendi ağzından defalarca söyledi. Şimdi burada iş Hasan Arat yönetimine de biraz kalıyor. Yani bu bahsedilen dönemde hakikaten Ahmet Nur Çebi'nin dediği gibi mi hareket edildi? Yoksa Beşiktaş'ın paraları yine sokağa mı atıldı? Bu paralar nasıl harcandı? Bunlar önemli sorular. Çünkü Beşiktaş'ın son dönemde yaptığı en iyi şey borç yapmak. Yani ortada başka bir şey yok. Ve bütün bu paranın büyük bölümü futbol takımına gidiyor. Profesyonel futbol takımı harcıyor. Evet, geliri de profesyonel futbol takımı getiriyor ağırlıklı olarak ama getirdiği gelirle harcadığı para arasında uçurum var. Yani bir kulübün 3 ayda borcu 1,5 milyar lira artıyorsa bundan sonraki 3 ay sonra Beşiktaş'ın borcu 10 milyar lirayı mı geçecek? Yani Beşiktaş buna nasıl dayanacak ki? Ocak ayında transfer yapılacağını gene Hasan Arat söylüyor. Eldeki oyuncuları satıp yeni oyuncu aldığınız zaman oradaki gelir gider dengesi de büyük ihtimalle size eksi yazacak. Çünkü satabileceğiniz oyuncu, alacağınız oyuncudan büyük ihtimalle daha ucuz oyuncu olacak. Daha az bonservis bedeli elde edeceksiniz. Kim kurtaracak Beşiktaş'ı? Gene mi kampanyalar olacak? Gene mi feda dönemi olacak? Gene mi devlete bakılacak? Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. 3 ayda 1,5 milyar lira borç olmuş. Nasıl olmuş? İşte diyorsun ki bonservis olmuş olabilir. Faiz gelmiş olabilir. Olacak iş değil Mert. Yani 3 ayda 50 milyon euro eksi yazmak bir kulübün şeyine, bilançosuna kabul edilebilir bir şey değil. Bunun yanında Beşiktaş'ın yıllık kazandığı paranın ne kadar olduğunu düşünürsek 1 ila 1,5 milyar lira arasında diyebiliriz. Beşiktaş'ın bir yılda ürettiği paranın. 3 ayda eksi yazıyor. Evet, 3 ayda sana eksi yazıyor. Yani benim en çok dikkatimi çeken bu borcun 3 ay gibi bir kısa sürede anormal şekilde artmasıydı. Ötekiler, yani Abubakar antrenmana çıkmış çıkmamış. Çünkü bir süre sonra yani bu tarz oyuncuları zaten rüyanda görürsün. Bu şekilde devam ederse Beşiktaş. Evet, bakalım yani transfer politikasını ne derecede etkileyecek. Hasan Arat'ın işte PSG ile Chelsea ile Al Nassr ile görüştüğü oralardan önemli oyuncuları da takıma kazandıracağı söyleniyor. Diğer zorluk da o. Beklenti çok büyüdü. Yani Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı transferler çap olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalınca ya beceremiyor. O zaman git Fenerbahçe ve Galatasaray gibi para bul dendi. Ahmet Nur Çebi gitti. Şimdi Hasan Arat geldi. Hasan Arat seçim dönemi boyunca işte ne kadar uluslararası bir insan olduğundan, o kulüple, bu kişiyle ilişkide olduğundan bahsetti. Şimdi takımda önemli oyuncuları gönderdi Beşiktaş. Bugün gelinen noktada Ocak ayında takviye artı takviye yapması lazım. Hem takımı güçlendirmek için takviye yapması lazım hem de şimdi eksikleri tamamlamak için takviye yapması lazım. Yani Beşiktaş mesela Ocak ayında 2 tane kaliteli oyuncuyla seviyesini yükseltecek bir ekip değil şu an. Beşiktaş 6-7 tane oyuncu alacak ki sayısal olarak da bir noktaya gelsin. Eğer bu isimleri gönderebilirse. Peki bu mali tabloda transferler nasıl yapılacak? Hasan Arat'ın tek başına kişisel olarak ekonomik anlamda güçlü bir başkan olduğu söylenebilir mi? Cevabı hayır. Yönetiminde öyle birileri var mı? Vardır bir iki kişi ama Hüseyin Yücel herhalde yine orada. Ne kadar tek başına o da karşılayabilir bu rakamları, konuşulan rakamları. Aslında orada Galatasaray'ın yol haritası gibi bir yol haritası. Yani yönetim kurulunda olmasa da sponsorluklarla destek verecek önemli iş adamları. Beşiktaş'ta var, özyeğinler var dışarıdan destek veren Hasan Arat'a bildiğim kadarıyla. İşte Rahmi Koç'un Tüpraş aracılığıyla zaten bir sponsorluk anlaşması imzalanmıştı Ahmet Nur Çebi yönetiminde. O gibi isimlerle artık dışarıdan, illa yönetim kurulundan değil. Sonuçta Galatasaray da sadece yönetim kurulundan destek almadı. Aldı Erden Timur'dan, Dursun Özbek'ten ama dışarıdan da çok sayıda destek aldı. O şekilde karma bir yapıyla gidecek herhalde. Başka şansı yok çünkü. Bakalım. Yani ben de bilemiyorum. Yine dikkat çekici bir diğer kısım Hasan Arat'ın açıklamalarından eski yönetim kuruluyla devir teslim yapamadıklarından bahsetti. Bu bir klasiktir kulüp yönetimlerinde. İllaki yapmayanlar da vardır ama nezaketen
Devir teslim töreni yapılır. Eski başkan hazır bulunur. Yeni başkan değil mi? Hı hı. Öyle bir devir teslim töreni olmadığından bahsetti Hasanat. Bunun iyi bir şey olmadığından yine bahsediyor. Göreve gelirsiniz, görevden de gidersiniz. Sakın kimse böyle bir şey yapmasın. Bu tip yıkımlar bir günde toparlanamaz. Bunu biliyoruz demiş. Önümüzde toparlanma dönemi olacak. Ardından iyileştirme ve geliştirme dönemi olacak. Beşiktaş kendi kültürüne ve felsefesine dönecek dedi Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada. Yani kendi kültürüne ve felsefesine dönmesi, düşüncesi tabii güzel ama tekrar söylüyorum, beklenti transfer ve çok iyi transfer. Yani orada dengeyi nasıl kuracak başkan? Onu hep beraber göreceğiz. İşte kuramadı. Beşiktaş sadece öz kaynaklarına dönerek şu an kimseyi tatmin edemez. Taraftarını tatmin edemez. Taraftar o şekilde bir açlıkta Fenerbahçe ve Galatasaray'ı örnekleyerek Beşiktaş'ın da çok önemli transferler yapması gerektiğini düşünüyor. Evet, altyapı vurgusu var tabii Hasan Arat'tan. Konuşmasında genç futbolculardan tek tek bahsetti. Semih Kılıçsoy'dan, Mustafa Ekemoğlu'ndan, Demir Ege Tıknazlı'dan, Emrecan Terzi'den, Emirhan Delibaş'tan, Aytuğ Batur Kömeç'ten ve onlara emek veren kulüp çalışanlarına da teşekkür etti. Altyapı politikalarımıza da büyük imkanlarla devam edeceğiz dedi. Tamam. Peki burada bir şey söyleyeyim. Şimdi altyapı, oyuncular, öz kaynaklar, bunlar güzel düşünceler. Beşiktaş'ın gençlerinin de belli bir potansiyeli olduğu net. Yani onu gördük, Emrecan değil mi? Bir potansiyeli var. Semih'in bir potansiyeli olduğu net. Peki bundan önceki Sergen Yalçın döneminde 3 tane potansiyelli genç kimdi? Emirhan, Rıdvan ve Ersin'di. Hı hı. Emirhan gitti. Şu an Başakşehir'in oyuncusu. Rıdvan da gitti. Rıdvan da Rangers'ta. İşte sakat, oynamaya çalışıyor, kadroya giriyor, girmiyor. Bir tek Ersin kaldı. Ersin'i şu an Beşiktaş taraftarı beğeniyor mu? Pek beğenmiyor. Yani oynamasa daha iyi diye bakılan bir oyuncu. Burada demek istediğim şu, altyapıdan her zaman oyuncu gelecek. Ama altyapıda belli bir seviyenin üzerinde oyuncu geldiği noktada o oyuncuları da Mert, çok erken yaşta Avrupa'ya kaptırma ihtimali yüksek artık. Yani Beşiktaş mesela Semih'le bir 5 senelik gelecek planlayabilir mi? Hayır. Bence de hayır cevabı. Yani biz bu oyuncuları işte böyle 19-20-21 yaşlarında belki Beşiktaş'ta göreceğiz. Biraz parladıkları anda Avrupa'da bir kulüp gelecek. Senin bu kadar borcun, bu kadar sıkıntın varken al diyecek sana 4 milyon euro, 5 milyon euro. Sen oyuncuları elden çıkarmaya çalışacaksın. Yani senin altyapının filizleri de deyim yerindeyse ağaç olmadan başka kulüpler tarafından alınacak. Sonra oyuncu başarılı olur, olamaz. Başka kulübe gider, gidemez. Yani Beşiktaş Emirhan'ı o kadar alladı, pulladı. Çok da iyi bir merkez oyuncusu olacak gibi gözüküyordu. Bir karar verdi. Kulüp de okey dedi. Gitti adam Sampdoria'ya. Ne Sampdoria'da tutunabildi, ne Torino'da tutunabildi kiralık olarak. Ondan sonra geldi Başakşehir'de. Şimdi çıkıp sorsan sokaktaki insana Başakşehir'de mi desen ya da hangi kulüpte oynuyor desen yarısı bilmez büyük ihtimalle. Ne oldu? Beşiktaş'ın değeriydi. Beşiktaş onu yetiştirmişti. Çok da az diyebileceğim bir bonservise gitti bu oyuncu. Rıdvan için aynı şey söylenebilir. Yarın öbür gün Galatasaray sol bek arıyor. Bunu Dursun Özbek de söylüyor. Yani Galatasaray çok rahat bir şekilde Rıdvan'ın kapısını çalıp Rıdvan'ı Rangers'tan alabilir. Seni yetiştirdiğin oyuncu, o da gitti Rangers'a. O yüzden de biraz bence yöneticiler bu konularda konuşurken ne olabileceğine dair bir planlama yaparak biraz umut vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Yani o Metin Ali Feyyazlar, Rızalar, işte Sametler dönemi o futbolun artık 35-40 yıl öncesinin dönemiydi. O geride kaldı. Yani oyuncu yetiştir, oyuncu sende oynasın, başka kulübe gitmesin, sende efsane olsun. O artık eski bir hesap, eski bir hikaye. Tekrar söylüyorum, yani Emrecan bugün Beşiktaş'ta oynamaya başlasın. Bak çok da uzun değil. Yani ikinci dönemde, ikinci sezonun ikinci bölümünde oynamaya başlasın sürekli olarak sol bekte. Ondan sonra inan sezon sonunda teklif gelir bir Avrupa takımından. Evet, 7.54 saatlerimiz Beşiktaş'ı bu bölümde konuştuk. Aslında konuşacak konular da var. Sizlerden de mesajlar gelmiş borçla ilgili. Kur farkı demişsiniz. 31 Mayıs'ta 31 Ağustos'un farkı, kur farkı diyen iki dinleyicimiz var. Olabilir. Tabii ki bu da aslında daha detaylı açıklaması gereken de Hasan Arat'tı. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan olsun.
onda, coştu onda İda. İda. 8.04 saatlerimiz Beşiktaş'tan yine devam edeceğiz. Teknik direktör Rıza Çalınbay'ın geleceği ne olacak? Hafta sonu Divan Kurulu'nda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk Rıza Çalınbay'ın da göreve devam etmesi gerektiğinden bahsetti. Ve Feyyaz Uçar, Samet Aybaba, Rıza Çalınbay onların görevde kalmasının kulüp için önemli olduğundan bahsetti. Ama tabii çıkan haberler pek o yönde değil. Yani Rıza Çalınbay'ın devam etmesi sanki sürpriz olacak gibi gözüküyor. Çünkü sürekli bir yabancı teknik direktör ismi gündeme getiriliyor Beşiktaşlı muhabirler tarafından. İşin o kısmına geçeceğiz ama bugün Fanatik Gazetesi'nde Rıza Çalınbay'la ilgili ilginç bir haber var. Şöyle denmiş: ayrılık olmazsa bir yıl daha. Başlık bu. Siyah beyazlarda Ahmet Nurçebi döneminde göreve getirilen Rıza Çalınbay'ın kontratındaki özel maddenin süresi bugün doluyor. Yeni yönetim tecrübeli teknik adamın kontratını bugün feshetmezse sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayacak. Yani bugün karar verilmesi gereken bir gün Beşiktaş adına. Eğer yabancı bir arayış gerçekten varsa, Rıza Hoca'dan memnun değilse, bugün yönetimin elinde bir fırsat var. Ama bugün o fırsatı değerlendirmeyecekse eğer yönetim, ki şu ana kadar hani sözleşme feshiyle ilgili sıcak bir gelişme yok, sadece yabancı teknik direktör arayışına dair ben haberler görüyorum. Ama bugün eğer feshi olmazsa Rıza Çalınbay bir süre daha görevde kalacak demektir. Tabii gazetelerde yine farklı haberler var. Milliyet'te Cengiz Malgır'ın haberine göre 2 maçlık bir kredisi kaldı Rıza Çalınbay'ın. Alanyaspor ve Hatayspor maçlarında alınacak sonuçlara göre kendi geleceği belli olacak. Bu maçlarda yaşanacak puan kaybı demek Rıza Çalınbay'ın sözleşmesinin feshedileceği anlamına geliyor habere göre. Yine Fanatik'te Orhan Yıldırım ufak bir kutucukta kalması istenmiyor demiş. Rıza Hoca'nın yüzüne kal, arkasından git deniyor gibi bir hava oluştu. 5 oyuncu kadro dışı kalıyor, hocanın haberi yok. Yabancı odaklı hoca arayışları iyice ayyuka çıktı. Oyuncular tedirgin, Çalınbay rahatsız. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın yönetimindeki futbol ve Rıza Hoca'nın yaşadığı bu durum hoş değil, zorunlu birliktelik çatırdıyor. Veda zamanı yaklaşıyor. Yönetimin değil Çalınbay'ın olaya nokta koyması en akılcı yol olacaktır demiş. Yani bütün yollar Rıza Çalınbay'ın gönderilmesine çıkıyor Beşiktaş'ta. Hafta sonu Kikesetiyen'le ilgili bir iddia da İspanyol basında yer aldı. Son olarak Villarreal'i çalıştıran bir İspanyol çalıştırıcı Setiyen Türkiye'den önemli bir teklif aldığını ifade etti. Kulüp ismi vermedi ama Beşiktaş olduğu aşikar o kulübün. Beşiktaş cephesinde de Feyyaz Uçar böyle bir gelişme yalanladı. Bizim bir hocamız var dedi. Eğer ona bir haber gittiyse de aracılar aracılığıyla bizden habersiz şekilde gitmiştir dedi. Hani resmi açıklama da bu Feyyaz Uçar'dan. O yüzden bilemiyoruz. Başka da bir haber yok Setien'le ilgili. Ama yakıştırılan çok teknik direktör var. Yine bugün akşam gazetesinde 4 yabancı teknik direktör yazılmış. Bruno Genesio, Lucien Favre, Julen Lopetegui ve Graham Potter Beşiktaş'ın teknik direktör adayları olarak yazılmış. Valla Graham Potter zaten United'ı bekliyor. United'a gideceği daha geçen hafta yazıldı, çizildi. Lopetegui çok üst düzey bir hoca. Yıllık maaşı çok çok yüksektir. O iki seçeneği direkt olarak eleyebilirsin mesela. İşte yabancı ama sürekli yabancı isimler gündemde. Yerli olarak hani Sergen Yalçın hep yakıştırılan bir isim ama sıcak bir gündem yok Sergen Yalçın'la ilgili. Geçenlerde bir açıklamasını gördüm. Hani takım başında teknik direktör varken benim herhangi bir şey demem doğru olmaz, benden böyle bir şey beklemeyin demiş. Zaten pek yazılmıyor da Sergen Yalçın. Genelde yabancı ağırlıklı isimler medyada dönüyor. Zaten yerli getirebileceğin de bir isim kalmadı Sergen Yalçın'dan başka. Evet. Yok yani öyle bir isim yok şu an. Rıza Çalınbay vardı, geldi. Şu ana kadar pek bağ tutmamış gibi gözüküyor. Sergen Yalçın var. Ondan başka da bilmiyorum, benim kaçırdığım, es geçtiğim bir aday var mı yerli olarak, ama ağırlıklı yabancı olması da zaten yerli olmadığı da aslında ortaya çıkıyor. Valla benim görüşüm Rıza Çalınbay en azından bu sezonun sonuna kadar şans verilmesi, Rıza Hoca'nın da devam etmesi. Ama ortam pek onun devam edebileceği şekilde gelişmiyor. Benim de gördüğüm o. Mesela Samet Aybaba'nın sıfatı neydi?
futbol takımları genel koordinatörü. Samet Aybaba son Lugano maçında yedek kulübesindeydi. Yani bana garip geldi. Samet Aybaba'nın orada olması. Çok oyuncu sakat ve kadro dışı olduğu için belki yani gerekirse diye. Hani oynar Samet Aybaba çoğu kadar oynar. Çatı yöneticisi mi? Yoksa şimdi sağ kenarında oyuncularla konuşup oyunculara bir şey söylüyordu. Feyyaz Uçar var. Samet Aybaba var. Rıza Hoca var. Yani Rıza Hoca'nın seveceği bir ortam yok. Bir teknik direktörün seveceği bir ortam değil bu. Çünkü Samet Aybaba aynı zamanda Rıza Çalınbay kadar neredeyse maça çıkmış çok tecrübeli bir teknik direktör. Şimdi Samet Aybaba'nın yedek kulübesinde olması bence garip bir durum. Yani Samet Aybaba futbolu planlayan, programlayan kişi olması lazım. Yani Lugano maçında oyuncuyla konuşacak kişinin o olmaması lazım. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Onun görevinin o olmaması lazım. Benim anladığım, eğer futbol takımları koordinatörlüğünden bahsediyorsak, Samet Aybaba orada olmayacak. Mesela Almanya'da zaman zaman işte Salih Mitsic, Samer gibi isimler yedek kulübesinde oluyorlar. Bilmiyorum tabii görev tanımları aynı mı Samet Aybaba ile, ama hani benzediğini en azından düşünüyorum bir çırpıda. Şimdi onu da kontrol ederim. Öyle bir şey olabilir mi? Hani normal. Olması Almanya'da olsa lazım. Normal. Burası Almanya, burası Türkiye. Burada teknik adamlar pek sevmiyorlar o işi, pek beğenmiyorlar. Yani çok başlılık oluyor kulüplerde. İşte Aykut Kocaman Dağım işi gibi. Yani yürümez bizde. Kısa sürede patlar. Ama o zaman o burada senin dediğin yedek kulübesinde olmasıyla da bir alakası yok. Yani. Ha, yedek kulübesinde olmasıyla direkt alakası var. Eğer Samet çünkü Aykut Kocaman da yedek kulübesinde değildi biliyorum, galiba. Biliyorum. O yüzden. Biliyorum. Samet Aybaba'ya çizilen rol eğer net bir şekilde belli olursa o zaman işin yürüme ihtimali var. Zaten doğru olan da o. Hep bunu söylüyoruz. Yani futbol takımını planlayacak bir futbol aklına ihtiyaç var kulüplerde. Feyyaz Uçar gibi bir profile de ihtiyaç var. Ama hepsi birden A takımının içinde olduğu zaman, A takımıyla alakalı olarak işte şunu yapalım, bunu yapalım, öyle yapalım dediğin noktada bizde teknik direktörün çok uzun süreli olması mümkün değil. Ben pek o yapıdan sağlıklı bir şey çıkabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Şu anda da zaten uzun soluklu bir öyle gözükmüyor evet. Şey olacağı gözükmüyor Rıza Çalınbay ile ilgili. Sen diyorsun ki sezon sonuna kadar kalmalı. Bir dinleyicimiz yazmış. Niki Albay'ım. Teknik direktör değiştikten sonra bütün takımlarda hareketlenme olur ama Rıza Hoca takımı %1 bile ileriye götüremedi. Bence Rıza Hoca'nın değişmesi lazım demiş. Şimdi Rıza Çalınbay da geldikten sonra herhangi bir dokunuşta bulunmuş gibi gözükmüyor takıma. Son maç Lugano karşısında kazanılsa da öyle müthiş bir etki yarattı. Takım işte bir aşama kaydetti denecek bir futbol bence ortaya koyamadı. Biraz kaleci şansı, biraz hücumda gol şansı, ilk golde Cenk'in golünde onlar yardım etti. O şekilde gelen bir galibiyet oldu. O yüzden ortam da senin dediğin gibi pek müsait değil Rıza Hoca'nın devam etmesi için. İşte yani Rıza Hoca'nın zaten öyle bir durumda geldi ki Beşiktaş'a. Yani Rıza Hoca da Beşiktaş'a gelebilmek için bir fırsat kolluyordu. O beklediği fırsat Beşiktaş tarihinin belki zor günlerinde geldi. Ama Rıza Hoca zaten fırsat nasıl gelecekti? İşte bu kadar mecburen da, böyle bir dönemde gelecek. Bu kadar da ama yani dibin dibi oldu biraz. Kabul ediyorum onu zaten. Çünkü normal şartlarda hiç akla gelmiyor. Yani dibin dibi olunca kolay değil tabii şimdi. Rıza Çalınbay'ın yerine koyun kendinizi. Takım dağılmış, paramparça olmuş. Onu toparlayabilmek için yani hakikaten mucizevi bir şey olması lazım. Eğer dinleyicimizin söylediği gibi 2-3 maçta tepki almayı planlıyorsan. Bu kadar paramparça olmuş bir takımı biraz daha uzun vadede toparlayabilirsin. Uzun vadede istikrar yakalayabilirsin. Çünkü geldi zaten takım paramparça. Ondan sonra takımın yarısı kadro dışı bırakıldı. Özgüven zaten yerlerde. Takımın genel olarak kalitesi de beğenilmiyor. Kamuoyu tarafından yani takım ne yapsa çok fazla beğenilmeyecek. O yüzden Rıza Çalınbay'ın işi zor. Ha. Bu şartlarda ben daha önceden de söyledim. Başka bir teknik adamı da şu an getirsen mesela Setien değil mi? İyi teknik adam. Hı hı. Kaliteli teknik adam. Oynattığı futbol bayağı iyi. O geçen sene buraya geldiği zaman kendisiyle de bir tanışmışlığımız olmuştu. Esport vasıtasıyla. O dönemde karizmatik de bir adam. Onu da söyleyeyim. Yani etrafında böyle bir şeyi var. Havası, karizması var. Ama bu takımı ona teslim etsen o hocayı da bayağı bir zorlarsın. Yani kamuoyunda o da kredi kaybeder. Yani eğer öyle bir tercih yapacaksan kulüp olarak bence biraz daha işlerin toparlandığı bir dönemde o hareketi yapmak daha mantıklı olabilir. Yani hoca ile anlaşıp mesela hocam senle gelecek sene çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Tamam sen artık Beşiktaş çalışmaya başla. 1 Mayıs itibariyle anahtar sende deyip o formül
bana biraz daha mantıklı geliyor. Yani bu dönemde hangi hocayı versen o hoca yıpranacak kesin. Bunun lamacım yok. Geçen senelerden farklı. Hani geçen senelerde seninle konuşmuştuk ya, Sergen Yalçın geldi. Ondan sonra biraz toparladı. Ondan sonraki sene şampiyonluk geldi. Abdullah Avcı için aynı şeyi söyledik. Ondan farklı. Yani bu dibin dibi olduğu için artık hocayı şu an takıma versen bayağı zorlanır diye düşünüyorum ben. Mehmet Ünlü dinleyicimiz de benzer şeyi söylemiş seninle. Şu an hoca değişikliği takıma ne kadar yarar sağlar demiş. Yeni gelecek hoca hedefsiz bir takıma gelmiş olacak. Bu takımı ne kadar toparlayacak? Olası kötü sonuçlarla birlikte yeni sezon içinde kredisi bitecek demiş. Bu bizim yıllardır konuştuğumuz bir konu. Tudor döneminde de bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Tudor'un da yarı dönemde gelmesi eleştirilmişti. Kredi kaybettiği söylenmişti. Yani nereden baktığınıza bağlı. Kredi kaybediyor işler kötü gittiği için, ama bir taraftan da takımı tanıyor. Takımın içinde olması, o havayı soluması bir taraftan pozitif. Artık orada hangisi ağır basıyorsa, Ali abinin şu anki dengesine göre Beşiktaş o kadar kötü ki şu an zarar verir, ama biraz toparlasa yine o zaman gelmesine herhangi bir problem yok. Ama biraz toparlasa zaten hocanın gelmesine gerek var mı? Engin Çetin var. Bir sonraki aşamada. Rıza Çalınbay'la toparladın. İşte ama ne kadar toparladın? Yani toparlanmazsan şimdi, da işte abi çok zor, bilmiyorum. Hayır, farz et toparladın. O zaman o şansı da Rıza Hoca'ya vereceksin. Bu takımı toparladı diye. Eğer öyle bir şey, öyle bir çıkış yapabilirse bu takım. Mesela sezon sonunda oldu ya, ikinci oldu. Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazandı. O zaman hocaya devam edeceksin. O zaman o senin dediğin ön anlaşma orada, iptal orada, mi olacak? Orada iptal olacak. Ya da şartlara göre diyeceksin. Ya da prensipte sıkışacaksın. Hani direkt olarak sözleşmeye imza atmayacaksın. Prensipte el sıkışacaksın. Öyle bir şey. Onlar halledilir. Onlar çok büyük problem değil de hani sen söyledin ya, işte hocanın takımı tanıması iyi. Engin Çetin'in bir sözü var. Ara ara kullanır. Bu kadro çok hoca yer diye. Yani Beşiktaş'ın şu anki kadrosu biraz oraya doğru gidiyor. Şu şartlarda bu kadro çok hoca yer gibi. Evet. 8-16 araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. 8.22 saatlerimiz Sabah Sporu'na devam ediyoruz. Sizlerden de çok sayıda mesajlar geliyor. Tadiç'in ayak için nikli dinleyicimiz demiş ki, Aykut Kocaman doğum gibi bir olay geliyor. Rol karmaşası var demiş. Ali abiyle benzer bir düşüncede. Batuhan Ergüven, Beşiktaş medyası Türk futbolunun kronik hatasını tekrarlıyor. Yüksek sınıf hoca yazıp orta sınıf hoca getirirseniz eleştiri alırsınız. Düşük sınıf hoca yazıp orta sınıf hoca getirin, sizi övsünler demiş. Tabii beklenti yükseliyor Beşiktaşlı taraftarlarda, tahmin ediyorum ki böyle isimler gündeme gelerek. Zaman zaman hani şu an yazılmasa da Conte ismi bir ara konuşulmuştu. Mümkün değil. İşte Hansi Flick'le görüştüğünü zaten kendisi dile getirmişti. Hasan Arat yanılmıyorsam seçim sürecinde adaylık zamanı. Beklentiler bu isimlerle tabii yükseliyor. Paris Saint Germain ismiyle yükseliyor. Chelsea'de yükseliyor. Al Nassr'la, Talişka'nın kulübüyle görüşmeler yapılınca haliyle yükseliyor. Ama işte bunu Real'de karşılayabilecek mi acaba Hasan Arat? Yani bu iddiaların altını doldurabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bugün yine bir kutucuk haber olarak gazetelerde gördüm. Rıza Çalınbay Hasan Arat'ın son divan kurulu toplantısındaki konuşmalarından da rahatsız olmuş. Tevfik Yaman Türk'ün 1,5 yıl görevde kalsın demesine karşılık Hasan Arat'ın böyle bir ifade kullanmaması. Sadece işte ne dedi Hasan Arat? Bizim ağzımızdan duymadığınız müddetçe bu tarz haberlere inanmayın dedi. Her gün yeni birisi yazılıyor dedi Beşiktaş'a. Ama Rıza Çalınbay'la uzun soluklu düşünüyoruz. Ona şöyle güveniyoruz, böyle güveniyoruz. Değil mi? Olmadı Hasan Arat'ın açıklamalarında. Ya olabilir. Hasan Arat çünkü Rıza Çalınbay'ı kucağında buldu deyim yerindeyse. Yani Burak Yılmaz tercihi sonrası Ahmet Nuşebi bir şey yapmalıydı. Rıza Çalınbay'a gitti ve Rıza Çalınbay'la bir anlaşma yaptı. Ve seçim de hemen arifesindeydi o seçimin. Dolayısıyla Hasan Arat belki Rıza Çalınbay'ı hiç düşünmeyecekti. Belki hiç aklında yoktu ve belki gelecekte de aklında olmayan bir teknik adam. Hani o yüzden şu an Hasan Arat'a yüklenmenin çok bir anlamı yok. Ama mesela Tevfik Yaman Türk'ün söylediği de garip. Yani Tevfik Yaman Türk de 1,5 sene kalmalıydı ama Tevfik Yaman Türk sıradan biri değil Beşiktaş camiasında. O da onun söylediği de başkan üzerinde bir baskı yaratıyor. Yani o da normal değil. Şimdi Rıza Çalınbay'ı herkes seviyor, herkes beğeniyor. Ama başkanın başka planları olabilir.
Dolayısıyla orada hani Hasan Arat onu söylemedi, bunu söylemedi, böyle bir şey söylemedi demek. Çünkü Hasan Arat'ın ağzından çıkacak her şey kendini bağlayacak. Evet, 1,5 sene Rıza Çalınmay'la çalışacağız deyip 2 hafta sonra gönderirse ne olacak? Olmaz. Yani güvendiği şeyi söylemesi lazım, inandığı şeyi söylemesi lazım başkanın. Kredisinin yükselmesi için. En kolayı şey demek. Evet, biz de Rıza Hoca'yı çok seviyoruz. Rıza Hoca şöyle iyidir, böyle iyidir. 1,5 sene çalışacağız demek en kolayı bir başkan için. Ama 2 hafta sonra gidebilir Rıza Çalınbay. O yüzden de Hasan Arat'a yüklenmenin şu aşamada Rıza Çalınbay'la alakalı olarak bir anlamı yok bence. Peki o zaman Rıza Çalınbay'la bir an önce yolları ayırması gerekmez mi? Belki bakacak, o da süreci görmek istiyor. Belki Rıza Hoca'ya şey yapacak, o sezon sonuna kadar o krediyi verecek belki. Ama o da bir anlaması lazım neyin ne olduğuna. Onun da bir kararını vermesi lazım ama daha şu an çok erken diye düşünüyorum ben. Emin Işık, Beşiktaş'ta kadro ve oyuncu kalitesi mi var da Rıza Çalınbay'dan mucize bekliyorsunuz? Beşiktaş'a dünyanın en iyi teknik direktörü gelse durum değişmez bu oyuncu kalitesiyle. Örneğin Beşiktaş'tan ben Fenerbahçe'ye bir tane dahi oyuncu istemem demiş bir Fenerbahçe dinleyicimiz Emin Bey. Böyle bir şey söylemiş kadro kalitesi farkından. Bahsetmiş tabii kadro. Tabii ki Beşiktaş'ın şu anda kalite olarak Fenerbahçe'den geride olduğu aşikar. Hatta ben de şu anki form grafikleriyle geçenlerde, hatta derbi öncesi hangi bölge birbirine yakın diye konuşurken, hani bir kaleci departmanı şu anda yakın gözüküyor dedik. Bir de formdayken Bayi'nin performansı hani Fenerbahçe seviyesine yakın demiştik. Şu an zaten evet kimse alınmaz ama bazı oyuncuların da form grafiğinin de düşük olduğunu söylemek lazım. Hani kalite baki. Aboubakar kaliteli bir oyuncu. Cenk Tosun kaliteli bir oyuncu. Jetson Fernandez keza öyle ama form grafikleri şu anda bir de kötü. Ama iyi bir takımda bu oyuncular yine iyi performanslar gösterebilirler. Beşiktaş yani o kadar da kalitesiz de bir takım değil. Şu an her şey ters gidiyor Beşiktaş'ta. Ama yarın öbür gün bir kıpırdanma olsa yine hani Jetson ön plana çıkar bu takımda. Mert zaten çıkıyor bu sezon. Yine çıkacak. Belki şu anda öngöremediğim bazı futbolcular da olacaktır. Hani Raşitsa geçen sezonki Galatasaray kadrosunda ön planı çıkmıştı iyi bir takım oyununda. Bazen böyle işte İrfan Can'la ilgili burada Barış abi zaman zaman söylüyor. Yani iyi bir takımın iyi oyuncusu ama takımı ayağa kaldıracak oyuncu değil. Takımın iyi olmasını belki bekleyen bir oyuncu. Beşiktaş'ta da hani böyle isimler var. Takımın ayağa kalkması oyuncuların da performansını yukarı çekecektir diye düşünüyorum. Başka yine mesajınız Bozkurt Celtemen. Conte veya Flick muadili olmayacaksa Beşiktaş'ın en rasyonel teknik direktör Bilic'tir demiş. Hem maliyeti hem kulüp ve ülkeyi tanıması avantajdır. Ayrıca yarım kalan hikayesi var demiş Bilic'le alakalı olarak. Hoca çok şikayetçi, çok memnuniyetsiz. Taraftar şimdiden homurdanıyor. Olmaz. Bir şey diyeceğim. Yani. Hoca şikayetçi, hoca memnuniyetsiz. Taraftar taraftar farklı mı? Taraftar haklı. Yani, hoca şikayet edemez. Taraftar eder. Hocanın 10 katı daha şikayetçi ve mutsuz, memnuniyetsiz. Yani Rıza Çalınbay dese ki diyemez. Ya Beşiktaş taraftarı çok umutsuz, çok mutsuz, çok memnuniyetsiz dese yanlış bir şey söylemiş olur mu? Olmaz. Yani Rıza Çalınbay'a bunu söylüyorlar, haklılar bunu söylemekte ama bir de kendilerine baksınlar. Ya taraftarın psikolojisi farklı mı? Ya taraftar şikayet etmiyor mu yani? Taraftar daha çok ağladı. Kusura bakmasınlar. Ya taraftar kendinde onu hak görüyor. Ben taraftarım diyor. Ben homurdanırım, memnuniyetsizimi dile getiririm. Orada çözümü getirecek olan teknik direktör. Onun böyle bir şey hakkı yok diye düşünüyor herhalde. Kendisine ya sen öyle yerden yere vuruyorsun takımı. Oyuncuları, kulübü, başkanı, yönetimi, her şeyi, gördüğün her şeyi yerden yere vuruyorsun. Ondan sonra diyorsun ki teknik direktör beceremiyor. Bu mu? Samet Oğur futbol menajer oynuyormuş şu anda. Galatasaraylıymış. Beşiktaş Burak Yılmaz'ı yolladı. Hansi Flick'i getirdi. İkinci sene şampiyon oldular demiş. O da yönetime böyle bir mesaj göndermiş. Bakın Hansi Flick'te menajerlik oyununda Beşiktaş ertesi sezon şampiyon oldu. Olabilir tabii. Oyunda oyun orada kolay. Oyunda ne hikayeler var. Yani alt liglerde alıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapıyorlar. Sırf biz küsmeyelim de oyunu daha fazla oynayalım diye. O yüzden tabii oyuna güvenip hamle yapılmaz. Sedat Dinç, peki gerçekten bu kadro bu kadar eksik, yetersiz ve yetmezmiş gibi kadro dışılar ile başka hoca başarılı olabilir mi? Demiş. Aslında yine benzer şeyler dinleyicilerimizden aşağı yukarı benzer mesajlar geliyor. Yani şu aşamada bir teknik direktör değiştirmenin de çok bir faydası olmayacağı söyleniyor. İşte Burak Yılmaz da bir
yola başlandı Şenol Güneş sonrası. Hani sezon sonuna kadar acaba idare eder mi ya da seçime kadar en azından idare eder mi diye düşünüyordu. Olmadı. Ondan sonra Rıza Çalınbay geldi. Onunla da yine acaba bu sezon sonuna kadar idare edilir mi en azından diye düşünülüyor. Ama sonuçlar gelmezse şu denmeyecektir. Ya zaten kadro kötü. Biz yeni teknik direktör getirsek de çok bir şey olmaz. O yüzden Rıza Hoca ile sezon sonuna kadar kalalım. Böyle bir bakış açısı Türkiye'de pek olmuyor. Olmaz. Yani Rıza Çalınbay'la da işler kötü giderse ve transfer de yapamadın diyelim devre arası. Rıza Hoca'yı gönderir yine sen yeni bir teknik direktör getirirsin. Ya illa büyük bir teknik direktör getirmezsin. Samet Aybaba geçici olarak sezon sonuna kadar yani o zaman daha, takımı çalıştırır. Daha başta şey olur. Yani o senin getirdiğin sistem daha başta çok büyük bir yara açmış olursun o sistemde. Sen Samet Aybaba'yı konumladığın nokta, ona verdiğin sıfat, eğer senin teknik direktörün gittiği anda Samet Aybaba kenara gelecekse o zaman zaten baştan yok oluyor. Bir sonraki teknik direktör için de problem o zaman. Yani o da başaramadı. O zaman Samet Aybaba ile devam ediyorlar. O zaman onlarla uğraşma. Samet Aybaba'yı teknik direktör yap. Böyle bir şey yapacaksın. Yani ama hani bak. Müthiş yanlış. Yok. Peki burada az önceki senaryoya tekrar dönecek olursak. Rıza Çalınbay'la da iki maç şimdi puan kaybedildi. Bu Alanya ve Hatay spor karşılaşmaları evet, var araya evet. kadar. Rıza Hoca ile devam edilir mi? Şimdi bak şöyle düşünüyorum. Hani oradan sonraki senaryo ne olur tamam. sence? Bir kere Beşiktaş'ın bu seneye dair şöyle bir hedeflerini neler yapabileceğini gözden geçirmesi lazım. O iş tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın kendine bir hedef seçmesi lazım ve bu tartışmaların artık geride bırakılması gerekir. Anlatmak istediğim şu. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosu kötü. Tamam kötü. Kimden kötü kardeşim? Benim sorduğum soru hep bu. Bu kadro kimden kötü? Diyorsunuz ki Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kötü. Peki kabul. Tamam. Peki diğer takımlardan iyi mi? İyi. Ligdeki diğer takımlardan iyi. Eğer Beşiktaş'ın şampiyonluk hedefi bu sene için gittiyse Beşiktaş bu sene 3. olmaya bakacak. Avrupa kupalarına katılmaya bakacak. Hala oralara en fikirim. Kazanmaya bakacak. Ben kısa vadeyi soruyorum sana. İşte kısa vadede ben de diyorum ki maç. Daha çok var. Yani ama iki maçı puan kaybettim kadar diyorum. Çok var. Yani Beşiktaş taraftar da bunu anlamalı. Artık bu kadro ligi tamamlayacak. Arada gelen takviyelerle beraber. Arada gelen takviyeler de olsa şampiyon olamayacaksa Beşiktaş'ın en iyi yapabileceği şey üçüncülük. O zaman o hedefe kendini artık konumlaman, tekrar tanımlaman gerekiyor. Yani Beşiktaş taraftar bu sene şampiyonluk mu bekliyor Allah'ını seversen? O hedefe Trabzonspor'da ciddi ortak tamam, artık Abdullah Avcı'nın gelmesiyle. Olsun. Trabzonspor'da i̇şte olsun. Trabzonspor'la yarışacağını tamam, kabullenmesi lazım. Aynen onu kabullensin artık bu sene. O kaçınılmaz. Bu seneyi kabullensin artık. Yani eğer bu noktaya getirdilerse çünkü 2 maç, 3 maç, 5 maç artık problem bu değil. Artık problem sezon sonu olması lazım Beşiktaş için. Çözüm de orada. Beşiktaş madem Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakalayamayacak. Beşiktaş artık şu hedefi koysun kendine. Bu sezon 3. olacak. Türkiye Kupası'nı kazanacak. Şimdi diğer bütün takımlardan hadi Trabzonspor'u da eş koyalım Beşiktaş kadrosuyla. Diğer hepsinden iyisin zaten. Ya Fenerbahçe ile Galatasaray ile kaldı birer maçın. Birer maçın kaldı. Daha iyi kadro denilen takımlarla 2 maçın var. Peki ligde kaç maçın var geride tamamlaman gereken? Lig 38 hafta. 15. hafta bitti. Çünkü yeni hoca gelecek. Yeni hoca geldiği anda gene aynı şeyler konuşulacak. 3 maç kötü gidecek. 2 maç iyi gidecek. Bu şeyde bu yani artık bir Beşiktaş taraftarı da bir resetlemesi lazım sezon başından sonra kendini. Yani hala sezon başına takılmış durumdalar. Hala oradalar. Bu kadro kötü, bu kadrodan bir şey olmaz. Ya tamam olmaz da en kötü 3. olması lazım bu kadronun. Bu maliyetiyle, bu oyuncularıyla. Kimle yarışıyorsun? Hani mesela Adana Demirspor mu? Adana Demirspor da bu sene kötü. Kim kardeşim hani yarıştığın takım kim? Artık geride kalan ekipler arasında. Onu söyleyin bana. Hani Beşiktaş'ın geçemeyeceği kadro olarak geride kalan bir takımı söyleyin Beşiktaş'ın. Bir Trabzonspor var Barış abinin dediği gibi. Başka? Madem yukarıya gidemiyorsun bari şeyin ol. Yani olman gerekeni ol. Ama bu tartışmalar devam ederse bu kadrodan hiçbir şey olmaz. Bu kadrodan hiçbir şey olmaz. Üçüncü de olamaz. Çünkü anlamıyorlar yani Beşiktaş taraftar da anlamıyor kusura bakmasın. Artık sezonun 15. haftası geldi. Hala ilk haftanın muhabbetini yapıyorlar. Bu takım kötü, bu takım kötü. Ben de sorarım kimden kötü? Kabul, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kötü. Artık bir kabullenin durumu. Ona göre Beşiktaş da önüne baksın, yoluna baksın. Çünkü bir maç sonra, iki maç sonra senin dediğin gibi gene aynı şeyler konuşulursa bu takımdan hiçbir şey olmaz, Rıcağı'dan hiçbir şey olmaz, beceremez derse o zaman başka bir teknik adam gelecek. Peki bu ortamda
bu kadro yapılanmasında bu kadar negatif şeyde o teknik adamın başarılı olma ihtimali var mı? O da 3 maç başarılı olur, 5 maç başarısız olur. Beşiktaş sezon sonuna kadar 8 teknik adamla mı çalışacak? Zaten Rıza Hoca'yı gönderdiği zaman 4. teknik adamını getirmiş oluyorsun. Beşiktaş tarihinde kaç kere var 4 teknik direktörle sezonu bitirmek? Ya da bir büyük kulübün tarihinde var mı 4 ayrı teknik direktörle sezonu bitirmek? Bunlar düşünülmüyor. Bu takım kötü, bu takım kötü. Ya tamam kötü de geçin abi artık bunları. Birinci haftanın şeyi de onlar, konusuydu. Şu an 15. hafta. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. 8.44 saatlerimiz, Galatasaray'dan devam edelim. Bugün Galatasaray'ın Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli olacak. Saat 15'te başlayacak kura çekim ve Exxen'den de naklen yayınlanacak. Galatasaray burada tabii Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirdiği için katılıyor ve seri başı olmayan tarafta Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar. Avrupa Ligi'nde grup ikincisi olan takımlar da seri başı olarak bugünkü kura çekiminde yer alacaklar. Bunun önemi nedir? Seri başı olan takımlar ikinci maçı, yani rövanş maçını iç sahada oynayacaklar. Yani Galatasaray rövanşı deplasmanda oynamak durumunda kalacak statüye göre. Peki muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray'ın tekrar bir hatırlatmak gerekirse. Freiburg, Marsilya, Karabağ, Rennes, Roma, Sparta Prag, Sporting Lisbon ve Toulouse Galatasaray'ın playoff turundaki muhtemel rakipleri. Roma burada hemen ön plana çıkıyor. İstemediğimiz takımlardan birisi olacak büyük ihtimalle. Sporting keza aynı şekilde bu sezon ligde yine fena gitmiyorlar. İç sahada çok güçlüler bu sene. Marsilya'yı sayabiliriz. Freiburg, Rennes, bunlar güçlü takımlar. Karabağ burada görece zayıf kalan takımlardan birisi. Sparta Prag ve Toulouse daha hani istenebilecek takımlar playoff turunda. Tabii kağıt üzerinde bunları söylüyoruz. Bugün dediğim gibi 15'te başlayacak kura çekimiyle birlikte Galatasaray'ın rakibini de öğrenmiş olacağız. Eğer Galatasaray playoff turunda geçerse son 16 turunda kalacak ve orada da Avrupa Ligi gruplarını ilk sırada bitiren takımlarla eşleşecek. Orada da West Ham United, ki şu aralar sanki fena gitmiyorlar. Grubu da bu arada 15 puanla lider bitirdi. Freiburg'un grubundaydı. Evet, Freiburg 12 puanla ikinci. 2-0 yendiler son maçta. Olympiakos da 3. olmuştu. B grubunda Brighton grup lideri olmuştu. Onlar da hafta sonu Arsenal'a karşı kaybettiler. Çok sayıda sakatları, eksikleri var aslında ama tabii playoff turu ta Mart ayında, o zamana kadar her şey değişir. Rangers yine grup lideri takımlardan birisi. Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prag, Bayer Leverkusen Galatasaray'ın bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri. Tabii ki buradaki takımlar çok daha güçlü gözükmekteler. Bu playoff turunda tabii güçlü takımlar var ama hani Galatasaray'ın eleyebileceği takımlar çoğu. Dün mesela Marsilya'nın maçı vardı. İki maç arasında biraz şöyle bir izledim Marsilya'yı. Normalde pek biliyorsun Fransa Ligi ile alakam yok ama ilk yarı 2-0 önde kapatmış Marsilya. İkinci yarının başıydı ben açtığımda. Marsilya hiç iyi değildi. Rakibi Clermont topu aldı, oyunu aldı, pozisyonları aldı. Hatta golü de attı. 2-1'e getirdiler benim izlediğim bölümde. Hani Marsilya tabii stadı, işte seyircisi, tarihiyle beraber pek istemeyeceğim bir takım ama pek iyi görmedim açıkçası bir 10-15 dakikalık bölümde. Diğer tarafta hani işte sen bahsettin, Sparta Prag var, Toulouse var. Onlar da yine Galatasaray'ın isteyebileceği tarzda rakipler. Freiburg bence keza öyle. Hani biraz daha görece güçlü gözükse de yine de Galatasaray'ın eleyebileceği. Hani Roma sıkıntılı ama Roma'nın da iyi gittiğini söyleyemeyiz. Yani onlarda da büyük bir tartışma var. Özellikle oynadıkları futbol hiç beğenilmiyor. Mourinho'nun bir final, bir de şampiyonluğu olduğu için Avrupa kupalarında, bir de adı Mourinho olduğu için o yüzden hala pek şey almadı, yani o hamle yapılmadı ama normalde oynadıkları oyun çok kötü. Dün de Bologna'ya 2-0 kaybettiler. Hani Roma'da ismi büyük ama futbol olarak Galatasaray'ın bayağı gerisinde gözüken bir takım. Hani şey deniyor, Dybala olmasa Roma rakip kaleye gidemez.
Böyle bir yorum var şu an genel olarak İtalya'da. Dolayısıyla hani Galatasaray'ın bu turda bence kimle eşleşirse eşleşsin iki maça da diyorum favori çıkma ihtimali var oyun olarak. Ama sonraki tur kötü. Bu turdaki maçlar 15 ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak ve hemen ertesi gün 23 Şubat tarihinde de son 16 turu kura çekimi yapılacak. Final nerede oynanacak? Sen genelde bana sorarsın. Ben sana sorayım. Avrupa Ligi finali. Dublin'de oynanacak. 22 Mayıs tarihinde Dublin Arena'da o müsabaka yapılacak. Şimdi Galatasaray demişken, Galatasaray'da hafta sonu tartışılan konulardan bir tanesi de Mauro Icardi'ydi. Son dönemde performansı yani alıştığımız seviyede değil. Hala sakatlığının etkilerini tam olarak atlatamadığını görüyoruz Arjantinli oyuncunun. Hatta basına yansıyan bir tane fotoğrafında da göbekli bir hali dikkat çekiyordu Icardi'nin, ki o fotoğraf karesinde çok eleştiri aldı kendi taraftarından da. Rakip takım taraftarları da tabii bu tarz durumları hemen iyi kullanırlar. Onlar da Icardi'yi eleştirdi ama sonrasında da hafta sonu gördük ki Icardi bu eleştirilerin büyük ihtimal farkında, o fotoğrafın farkında ve kendi sosyal medya hesabından üstü çıplak şekilde fotoğraflar paylaşıldı. Vandanara tabii fotoğrafları çeken isim ve orada da o bir önceki yansıyan fotoğraf karesiyle hiç alakası olmayacak bir vücuda da sahip. Yani gayet fit gözüken bir vücudu var Mauro Icardi'nin. Tabii ki bir fotoğraf karesiyle bir oyuncuyu eleştirmek çok doğru değil. Geçmişte birçok oyuncunun başına geldi bu. Hani Arda Turan'ından Sasha Boy da yakın zamanda keza aynen birçok oyuncunun başına geldi. Çok doğru değildi. Icardi de zaten bunun doğru olmadığını kanıtladı. Bir tek Arda Turan eleştirilir haklıydı. Çünkü Arda Turan göbekliydi. İşte bilmiyorum, neyse. Göbekli veya değil. O, maçlarda anlaşılıyordu. Icardi için de benzer şey söylendi. Bakalım, Icardi hiç o şekilde olmadığını ifade etti. Yalnız onun da ben geçen idman fotoğraflarına baktığımda herhalde cuma günüydü. İdman fotoğraflarında yoktu yine. O da tabii bir taraftan tartışma uyandırıyor. Bir de hafta sonu Roma'da olduğunu görünce yine hani Galatasaray çalışıyor. Icardi yine tatilde gibi. Galatasaray taraftarların eleştirisi ne tam olarak Icardi'ye? Kilolu olması ilk başta. O fotoğraf karesinden sonra hala sakatlığının etkilerini atlatamaması, hala oynamak istemesi, performansının düşmesi ve işte böyle tatillere de çıkınca performansı düşünce bu bir eleştiri konusu oluyor. Roma'ya gitmesiyle ilgili bir gün fazla izin kullanmış olabilir. O konuda belki Galatasaray açıklama yapar. Ama zaten Galatasaray'a sonra ekstra bir gün izin verilmiş. Ve dünkü idmanda da Icardi takımla birlikte çalışıyor. Dünkü idman fotoğraflarında var. Ve Vandanara'nın orada bir kaza geçirdiği, gözüne galiba bir darbe almış, düşmüş, dans yarışmasına katılıyor bu arada. Oradan da videosu düştü yine sosyal medyaya Icardi'nin. Hani bu tarz şeylerle gündeme gelmesi. Tabii bunlar genelde işler kötü gittiğinde daha çok konuşulan şeyler. Yani işler Galatasaray'da çok kötü gidiyor mu? Hayır. Ama Icardi'nin performansı biraz düşünce bu tarz şeyler tabii ki çok fazla göze batıyor. Oyuncunun aldığı yıllık ücret, şimdi geçen sezon 750 bin euroya oynayan Icardi bu sezon 10 milyon euro maaş alıyor. Tamam, dördünü sponsorlar karşılıyor ama yine haklı sayılır bir para veriyor Galatasaray. O yüzden bu sezonki beklenti haliyle daha da yükseliyor Icardi'den ve o beklentiden biraz uzaklaşınca bireysel olarak eleştiriler de geliyor taraftardan. Ama işte bir hafta sonra, 6 gün sonra derbi var. Derbide gol atıp takımına galibiyeti getirse yine bu tartışmalar rafa kalkar Icardi tekrar. Ki hala çok seviliyor bu arada. Hani müthiş bir şey yok Icardi'ye karşı. Eleştiri şeyi yok ama tek tük de olsa ben daha fazla gördüm Icardi ile ilgili eleştiriler. Ama işte gol attıkça Icardi eskiden yaptığı gibi atmaya devam ederse bu eleştiriler de kapanır. Hani futbolun gerçeği de bu, golü de yapan bir oyuncu. Hala istatistik olarak ligin en iyilerinden birisi Mauro Icardi. Biraz kötü bir dönemden geçiyor. Hatta geçenlerde bir berber fotoğrafı galiba paylaşılmış. Sağ ayağı bandajlı hala günlük hayatında. Hala enjeksiyon oluyor. Hala tam randımanda değil. Buna rağmen de 90 dakikada sahada kalıyor Icardi. Burada hem kendisi eleştiriliyor
anladığım kadarıyla çıkmak istemediği için hem de onu çıkaramadığı için Okan Buruk da bir taraftan eleştiriliyor. Hani hem çıkarmaması hem belki bazı maçlarda yedek başlatması gerektiği de düşünülüyor. Süreç pek yaramadı. Yani kısa vadede fedakarlığı çok alkış aldı Icardi'nin ama uzun vadede performansı da düşünce bu sefer o fedakarlığın da pek bir anlamı kalmıyor. Bir de bakan bu sırada performansını yükseltti. Hani bakan bu da kötü oynasa belli bir seviyede kalabilir de eleştirdi. Ama bakan bu çok hareketli gözükünce, Icardi de performans düşünce haliyle bu eleştiriler de üst üste geldi. Ama tekrar en başa dönecek olursam Fenerbahçe derbisine atacağı bir gol, getireceği bir galibiyetle birlikte tüm bu eleştiriler de rafa kalkacaktır diyelim. 8.54 saatlerimiz Galatasaray'la kura çekimiyle bu bölümü açtık. Icardi ile ilgili gelişmeyi paylaştım. Araya gidelim. Aradan sonra da gündemdeki diğer gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, yeni saatteyiz. Haberlerle devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü. Biliyorsunuz Atletico Madrid'de pek istediği süreleri bulamıyordu. Bu haftaya kadar, bu haftada Atletik Bilbao karşısında Simeone onu ilk 11'de sahaya sürdü ama pek de memnun kalmamış olacak ki devre arasında da oyundan çıkardı. Neden çıkardı? Hem maç Atletico için pek iyi gitmiyordu. Atletik Bilbao neredeyse tek taraflı bir oyunla maçta bir performans sergiliyordu. Çağlar da ilk yarıdan bir penaltı yaptırdı. Penaltıya sebebiyet verdi. Maç 0-0 iken. Gerçi devamında penaltıyı kaçırdı Atletik Bilbao'lu oyuncu. Maç 0-0 gitti ama devre arasında da iki değişikliği birden yapıp Çağlar oyundan alındı. Yani aslında eline geçen fırsatı Çağlar pek iyi değerlendiremedi. Çünkü ne konuşuluyordu Çağlar Söyüncü ile ilgili olarak? Montella, eğer Euro 2004'te oynamak istiyorsan, oraya formda gitmek istiyorsan oynayabileceğin, süre alabileceğin bir kulübe git. Yani Atletico Madrid'den ayrıl diyordu. Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğundan hep bahsediliyor. Fenerbahçe'nin elinde yerli stoper olarak Serdar Aziz ve Samet Akaydın var ama Serdar sık sakatlanıyor. Samet performansıyla pek güven vermiyor. Çağlar çok daha üst düzey bir oyuncu olarak hem de yabancı kuralı düşünerek orayı rahatlatacak bir profil olarak düşünüyordu. Şimdi bu maçtaki performansıyla da Fenerbahçe'nin ihtimali sanki arttı. Hani Çağlar'a bir fırsat sundu. Hani gitme bak ben seni arada oynatacağım dedi Simeone diye düşünüyorum. Çünkü yedekte Jimenez, Savic gibi isimler vardı. İkinci yarı yanılmıyorsam Jimenez oyuna girdi. Aslında hani rotasyona çok ihtiyaç duyduğu bir karşılaşma değildi. Ama 46'da Çağlar'ı oyundan aldı. Ve Fenerbahçe açısından da bir taraftan hani İyi oldu diyeceğim ama tabii bu da göreceli nasıl iyi oldu diyebilirsin. Yani adam formsuz, bak penaltı yaptırıyor daha oynadığı karşılaşmada. Bu adam Fenerbahçe'de mi performans verecek diyen de çıkabilir. Tersi yönde düşünen de çıkabilir. Bilemiyorum hani hangisi ama doğru. Uzun ama uzun süre oynamayan bir sporcunun tek maçla bir anda kararı verilmesi pek doğru değil. Yani bu ne Fenerbahçe için bir karardır, ne Atletico Madrid için bir karardır, ne de Simeone için. Şimdi yani bir kere sporun, futbolun temelinde sürekli oynamak, formda olmak, o mücadele içinde olmak var. Yani sürekli kenarda oturan bir oyuncunun kafa olarak ve fizik olarak kendini hazır tutması ve görev verildiği anda onu çok başarılı bir şekilde yapması az görülen bir şey. Kolay bir iş değil o. Kaldı ki. De, bir de mesela böyle durumlarda daha çok hücum oyuncuları süre buluyor. Çünkü maçlarda işlere gitmediği noktada hücum oyuncuları hep sokuluyor. Yani sen gir oyunu değiştir diye. Hücum oyuncuları genelde her hafta süre alıyorlar. Ama bir savunma oyuncusu yedekse ya sakatlık ya ceza yüzünden değişir. Yoksa değişmez. Kaldı ki Çağlar'ın kötü oynaması Fenerbahçe için kötü değil, iyi oldu. Çok iyi oynadığını düşün Çağlar'ın. Belki. Ama işte burada da Barış abi, şimdi form ne zaman tutacak? Şimdi Fenerbahçe'nin vakti yok. Fenerbahçe Çağlar forma girsin diye 4 maçta bekleyecek bir pozisyonda değil şu aşamada. O yüzden iyi mi kötü mü oldu dedim. Şimdi kötü oynadı ama Fenerbahçe'de de kötü oynamayacağını da bir garanti yok. Yani şimdi onu demeye çalıştım. Çağlar Söyüncü'nün sonuçta bir oyun karakteri var. Bir becerisi var. Bir fundamental bilgisi var. Dolayısıyla o tecrübeyle, o bilgiyle Ali'nin söylediği gibi 2-3-90 dakika içerisinde toparlanabilir. Çok iyi oynayıp da ya biz bu adamı vermeyelim, bize lazım olur denmesindense
gözden çıkartılması şu anda Fenerbahçe'nin işine geliyor. Ben senin söylediğin gibi yani Fenerbahçe'nin 2-3-90 dakikası dahi yok falan gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani Çağlar vasat da oynayıp birkaç maçı illa hatalar yapıp gol yedirecek diye bir kural da yok. Yani Ciku şimdi geldi, çok mu iyi oynayarak döndü? Ciku'nun da bir 2-3 tane 90 dakika ihtiyacı. Fred geldi. Fred çok iyi oynayarak mı döndü? Fred çok kötü oynadı ilk oynadığı maçta. 10 dakika 15 dakika oynadı. Ondan sonra çevre kontrolü falan filan o kadar uzaklaşmış ki. Sonra hemen akabinde süratle toparlama sinyalleri bir sonraki maçta mesela derbide verdi. Ama derbi öncesindeki maçta kötü oynadı Fred mesela. Fenerbahçe'de kötü oynadı mesela o maçta. Ama derbide çok oynadı. Şimdi aynı şey Fred'in Ciku'nun dönüşündeki ivme Çağlar'da da görülebilir. Fenerbahçe de bunu rahatlıkla tolere edecek durumda. Fenerbahçe bir de Çağlar'ı neden düşünüyor? Yani gelsin savunma tutarsın diye. Beka gelene kadar nasıl gelecek, ne zaman gelecek o da belli değil ama yani zaten şimdi şöyle bir durum var. Çağlar gelirse Fenerbahçe'ye ki şöyle bir kötü oynaması işine geliyor Fenerbahçe'nin, gelme ihtimali artıyor. Madrid'in bırakma ihtimali artıyor. Dolayısıyla geldiğinde, antrenmanlara katıldığında, ondan sonra Osterwald var, Ciku oynuyor. Yani hemen de ilk 11 atılması da gerekmiyor. Alıştırılır. 2-3-90 dakika içerisinde rotasyona girdiğinde Fenerbahçe orada, çünkü Serdar Aziz'in durumu belli değil, işte Samet çok el bombası, Osterwald idare ediyor ama esas orada Ciku ve Bekao'ydu. Dolayısıyla Bekao döndüğünde bile nasıl döneceğini ve ne zaman döneceğini belli olmadığı bir ortamda Çağlar gibi bir alternatife doğrudan ilk 11 oyuncusu olmasa bile ihtiyaç var. İsmail Kartal Şubat ortası mı demişti? Bekao için Ocak ortası mı demişti? Ocak ortası demişti. O da çok belli değil yani. Çağlar ama hani gelirse de öyle beka dönene kadar oynayacak da bir profil değil benim anladığım kadarıyla. Çünkü Fenerbahçe'nin bir de 6 numaraya Kurunic'i çok istediği biliniyor. Yani İsmail'den formayı alıp yabancı bir isme vermeyi düşünüyor. O yüzden yerliyi de stoperden bulması bekleniyor. O yüzden de Çağlar bir taraftan önemli. Eğer Kurunic de alınırsa aynı anda bir iki stoper ağırlıklı olarak Çağlar veya artık Serdar veya Samet kim yerli olarak takımdaysa oynayacak. İşte Kurunic'in alınması ihtimali yüksek olduğu için de yerli de stoperde bir yerli sağlam bir alternatif olsun noktasında Samet de Serdar Aziz de orayı karşılamıyor. Yani Ciku Bekao'dan biri tercih edilmediğinde elimizde yerli alternatifi, iyi bir alternatif yok noktasında bir değerlendirme var. O yüzden Çağlar isteniyor zaten. Siz direkt bozacağını düşünüyor musunuz? Ama Çağlar hazır hale gelene kadar da o zaman İsmail'le devam edip Bekao-Ciku şeklinde de, Osterwald-Ciku şeklinde de devam edebilir Fenerbahçe. Onun için Fenerbahçe'nin Çağlar'ı kazanmak için zaman ihtiyacı var demek istiyorum. Direkt bozacağını düşünüyor musunuz mesela Ciku-Bekao ikilisini? Farz edin ki Ocak ortasında düşünüldüğü gibi döndü. Barış abinin söylediği gibi bir iki maç sonra da performans vermeye başladı. Bence pek dokunmaz Bekao-Ciku'ya. Yani Fenerbahçe'nin çok oturmuş, daha yeni olmasına rağmen bir stoper ikilisi oldu. Birbirini yani tamamlayan. O sayı Samuel'in yerine Mert'i kullanması ihtimali daha yüksek olur öyle bir durumda. Bilmiyorum. Hani orada o, bakmak lazım. Yok, rakibe hani, göre karar Kurunic, verilir. Kurunic gelebilir ama mesela orada yedeğe Kurunic düşebilir. Söylemek istediğim o. Ya bak, o sayı Samuel 7'ye düşebilir. Kurunic 7'ye düşebilir. Ya da Ciku veya da Bekao 7'ye düşebilir. Bunların hepsi olabilir. Rakibe göre ve bu bahsettiğimiz adı geçen oyuncuların hepsinin form durumuna göre değişir. Bir de işte beklenmedik sakatlıklar da oluyor. Yani Bekao istendiği gibi dönmezse Bekao 7'ye düşer. O zaman Ciku Çağlar olur mesela atıyorum. Kurunic ortada olur o zaman. Osterwold da oynar yani. Çağlar'da bir de konu herhalde anladığım kadarıyla kiralık. Tabii. Değil mi? Kiralık. Bonservisli bir, daha yeni gitti sonuçta Atletico, evet. Madrid'e bu sezon başı transfer oldu, evet. Hemen devre arası bonservisle vereceğini pek zannetmiyorum. 6 aylık bir kiralık olur. Kurunic konusu da gündeme geldiğinde işte Yağız Sabuncuoğlu gibi bu işi yakından takip eden birçok kişi o iş bitti diye yazdı. Kurunic konusuyla alakalı olarak. Yani Kurunic bitti derken kendisiyle anlaşma tamam, evet, evet. Ama Milan'la henüz anlaşma yani tam olarak sağlanmış. Şey olarak ne derler? Prensipte oyuncuyla anlaşma dönemde, tamam. Evet, o iş tamamlanacak gibi o şekilde konuşuldu. Milan'ı ikna edebilirse bonserviste transfer yapılacak. Bugün Sabah gazetesinde de Kurunic ayarı diye bir haber yapılmış. Gelmesi halinde İsmail Yüksek kulübeye çekecek olan teknik direktör İsmail Kartal 3 yerli kuralında Ferdi ve İrfan Can'ın dışında oynatacağı isim üzerinde çalışıyor denmiş. Haberde sağ bekte Mert Müldür öne çıktı diye bir alt başlık var. Barış abi söylüyorlar. Evet ya, zaten başka pek bir alternatif yok. Hani Dzeko'yu, Tadic'i, Fred'i kesemeyeceğine göre. İşin kötü tarafı mesela Fenerbahçe'nin en çok yatırım yaptığı oyunculardan bir tanesi Cengiz Ünder.
Cengiz Ünder forma girse bu kez İrfan Can var aynı mevkide. Yani aynı mevkide iki tane çok iyi oyuncu olur. İrfan Can zaten sezon başından beri en iyi performans verenlerden bir tanesi. Ama farz et ki Cengiz de çok forma girdi. Yani iki tane aynı bölgede oyuncu olmuş oluyor. Şeyde 8+3'te sana bir faydası yok. Cengiz'i atsan sağ öne bu kez İrfan Can için yer bulman lazım. İrfan Can 8'de oynamayı seviyorum diyor. Ama orada Fred var. Orada İsmail'e dokunursan çok daha farklı bir şey ortaya çıkıyor Fenerbahçe için. Yani Fred'in pozisyonu değişiyor. Şimanski ile İrfan Can alıyor. Yapı değişiyor. Onu istemez İsmail Kartal. Büyük ihtimalle öyle bir teknik adam değil. O da bir dezavantaj. Evet, şu anda diğer bölgelerdeki futbolcular için bir avantaj var. Hani Cengiz için yok ama Mert Müldür için büyük bir fırsat var şu anda. Önünde eğer kurun iş transferi yapılır, Çağlar Söyüncü de yapılamazsa, o yerli takviye gelmezse ya Serdar Aziz Samet ya da Mert Müldür'e forma şansı gelecek. Başka bir opsiyon da gözükmüyor. Çağlar transferinin önemi bir de Afrika Uluslar Kupası'yla da paralel. Jiku çünkü Afrika Uluslar Kupası'nda olacak. Bekao'nun dönüşü uzayacak. Yani yine iki stoperinden herhalde bir iki hafta kadar, belki de üç hafta kadar faydalanamayacak. Konu da çok önemli. Fenerbahçe. Osay Samuel de bu arada yine Nijerya milli takımıyla gidecek. Fenerbahçe'de Jiku ile Osay Samuel Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncular olarak gözüküyor. İşte Galatasaray'da Zaha ve Ziyech yine bu süreç içerisinde olmayacakları düşünülüyor. Fildişi sahili ve Beşiktaş zaten komple. Pasta. Beşiktaş son milyarı da çoğu da gitmemiş benim okuduğum kadarıyla. Tabii bilmiyorum bu bir kriter midir? Ama 8 oyuncusu var. Hepsinin de gitmesi düşünüyordu ama son milyarı da gitmeyen oyuncular var. Mesela şöyle bir şey oldu şimdi. Gezal hani potansiyellerden biriydi. Zaten var mı yok mu? Beşiktaş'ta belli değil. Aboubakar kadro dışı. Mesela şu an çok geri dönmeyecek gibi. Ondan sonra Amerti gitse daha iyi gibi oluyor. Afrika Kupası'nda orada oynasa daha iyi gibi. Yani Beşiktaş'ta oynamadığı bir yerde Beşiktaş'a artı yazar gibi gözüküyor. Hani tablo iyi bir tablo değil genel anlamda ama takımı ne kadar etkileyecek dersen hani direkt olarak şu an hangi oyuncu etkiler? İyi bilmiyorum. Bak yok yani. Çünkü ortada sürekli ve iyi performans veren bir oyuncu olmadığı için işte bazen de böyle oluyor. Evet, bakalım Beşiktaş'ta o dönem ne konuşacağız? Aslında Afrika Uluslar Kupası'na gidenlerde. Fenerbahçe'de Jiku'nun gitmesi önemli. Onu konuşurken atladık bizi. İki sene hatırlattın. Şimdi o direkt performans veren, geldiği anda savunmanın kalitesini yükselten bir oyuncu. Savunmadan çıkarken de Jiku çok önemli. Onu al şu an Afrika Uluslar Kupası'na gönder. Fenerbahçe için bir problemdir. Problemdir. Beşiktaş için öyle bir oyuncu yok ki. Yani sürekli performans veren hangi Afrikalı oyuncusu var Beşiktaş'ın? Sürekli ve iyi performans veren. Eyvah gitti diyeceği Beşiktaş'ın. Şöyle söyleyeyim yani biz sezon başında hatta sezon başından şu Kasım'a Ekim'e kadar falan bu Afrika Kupası gelince ne olacak Beşiktaş ne yapacak bu kadar çok oyuncu gönderiyor falan diye konuşuyorduk. Şu anda göndermesi Beşiktaş'ı rahatlatacak. Ama artık yani dedim mi? Yani ne kadar çöp varsa Afrika Kupası'na gidiyor kurtuluyor Beşiktaş gibi bir şey olacak. Kadro dışına gerek yokmuş aslında. Yani zaten bir aylık bir kadro ya zaten dışı. Afrika Kupası'na kupa olmadan gönderdi Beşiktaş. Koli gidiyor mu? Abi son kadrolar bence açıklanmadı hala. Yani ama bence olasılığı var ama değil var, mi? Var var hepsinin var. Bütün Afrikalı futbolcuların hepsinin mi? Katılım hakkı var. Bir de kulis olarak. Ben olsam Beşiktaş'ın yerinde kulis yaparım. Ya oyuncuları oraya tabii hocalarla ilişki kurarım, gönderme almacı. Çünkü mesela şöyle bir durum var. Kadro dışı bırakmak Beşiktaş'ın işine gelen bir konu değil. Gerçekten öyle bir konu. Şimdi ciddi söylüyorum. Ya oyuncunun pazar olarak değeri çok kayboluyor. Yani kadro dışı bırakılmış bir oyuncuyu sen 3'e satacağına 1'e anca satacaksın. Belki satamayacaksın. Ne oynuyor hem de şey olarak da sicili de bozulmuş oluyor. Parasını ödüyorsun. Parasını ödüyorsun. Kullanamıyorsun. Oyuncu paslanıyor. Formdan düşüyor. Bir de algısı kirleniyor. Sicili kirleniyor. O takımında kadro dışı bırakıldı diye haber çıkıyor oyuncuyla ilgili. O da tabii ki araştıran kulüp çok tercih ettiği bir durum değil. Kendi kulübünde kadro dışı kalmış oyuncu niye alıyoruz diye de soruyor kendi taraftarı talip olan. O da bir risk oluyor yönetici için yani. Oyuncuya güvense bile toparlar bu oyuncu falan dese bile bir risk oluşmuş oluyor. Dolayısıyla Afrika Kupası'na gitmesi Beşiktaş'ta Afrikalıların Beşiktaş'ın çok lehine olan bir durum. Hem oyuncudan kurtulacak bir pazar yaratmış oluyor hem de ciddi bir pazar. Afrika Kupası'nda oynayıp iyi oynadığını düşünsene. Bir anda
değer kazanacak ve senin kurtulmaya çalıştığın bir oyuncu değer kazanacak. Üstelik sen oynatmadan değer kazanacak. Senin, sen de disiplin sorunları yaşamış, sen de performans vermiyor, takımı bozuyor, psikolojisini bozuyor takımın, soyunma odasının havasını bozuyor falan. Bunlardan bırakılıyor. Yoksa şimdi Rozier'i, Abubakar'ı falan hani formsuz olsalar bile kazanmaya çalışırsın normalde. Ama belli ki, kaldı ki Abubakar'da durum daha da farklı diğer oyunculardan. Abubakar'da ciddi bir sorun var. O da ayrı bir paragraf açılması. Bu kadar iyi bir golcü neler de yaptı bu sezon geldiğinde. Canı isteyince oynuyor. Canı istemeyince de yani bu kadar vefasız. Şimdi giderken de şimdi mesela Beşiktaşlar'da onu söylüyorlar yani. Ya kardeşim Abubakar bizi yarı yolda terk etmedi mi? Yani bizi sırt üstü sırtımızdan bıçaklamadı mı? Yüzüstü bırakmadı mı bizi? Sen nasıl kalktın Abubakar'ı geri getirdin diye mesela şimdi kızmaya başladılar. Ya, ama golleri atarlarken söyleyeyim. De golleri atarken de iyiydi ama şimdi ama Abubakar zaten böyle bir oyuncuydu. Canı isteyince muazzam top oynuyor. Canı istemeyince de dünya umurunda değil. Forma umurunda değil. Böyle bir aidet duygusu sıfır olan fakat müthiş yetenekli bir golcüden bahsediyoruz. Sen de bu riski bilerek geri getirdin zaten. Önce işe yaradı, sonra yönetemedin. Diğer oyuncularla beraber hepsi birden yani. Sadece Abubakar da değil yani. Her şey iyiydi de Abubakar kötü değil ki. Her şeyle birlikte bozuldu Abubakar zaten. Durumunda bu noktaya geldi. Şimdi Afrika Kupası'na gidip bunların iyi oynamaları falan filan Beşiktaş için bulunmaz bir fırsat olacak. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. BTC Türk, alternatif piyasaları sunar. BTC Türk'te olsan. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 41.117 dolar. Sabah paylaştığım fiyatla neredeyse aynı. Şu anda TL olarak da 1.216.260 TL'den işlem. Orada gözler şeydi artık yani. O 1 Ocak 10 Ocak tarihleri arasında 2024'e girdiğimiz andan itibaren Spot Bitcoin ETF onayınız SEC tarafından o kararın çıkacağına dair büyük bir beklenti oluştu. Toplantılar sürekli yapılıyor. BlackRock'la özellikle bu işin öncüsü 10 trilyon dolarlık bir fon bu talepte ve müthiş bir lobi yapıyor ve müthiş artık sıklıkla yapılıyor toplantılar. Teknik bazı detaylar var. Vergilendirmeyi ilgilendiren teknik detaylar var. Onlarla ilgileniyorlar. O beklentiyle 44 bin dolar aralığında yatay bekleyişe geçti. Sert bir yükseliş yapmıştı biliyorsun buraya kadar. 2023 içinde de en çok kazandı uzak ara varlık olduğu Bitcoin son dönemde de sert bir yükseliş yaptı. Şimdi artık bekleyen modunda. BTC Türk alternatif piyasaları sundu. BTC Türk'te olsan. ...9.23 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün iddiada önemli karşılaşmalar var. La Liga'da haftaya lider giren ama dün Real Madrid'in galibiyetiyle liderliği kaptıran Girona Alavez'le karşı karşıya gelecek. İç sahada oynayacak mücadeleyi. 23'te başlayacak karşılaşma. Portekiz'de yine güzel bir karşılaşma hemen dikkat çekiyor. Sporting Porto 23.15'te başlayacak bu karşılaşma. Sporting haftaya lider girmişti. Benfica'nın kazanmasıyla onlar da tıpkı Girona gibi geçici olarak liderliği kaybettiler. Aynı puandaki Porto'yla oynayacaklar. Çok güzel bir karşılaşma var. Serie A'da Atalanta Salernitana günün bir diğer mücadelesi. Dünya Kulüpler Şampiyonası'na yarı final maçı yine 21'de Fluminense ile Al Ahly arasında olacak. Günün öne çıkan maçları bu şekilde iddiadan da normalden daha yüksek oranlarla bu karşılaşmalara bahis yapabilirsiniz. Girona 1.43'te maçın mutlak favorisi. Sporting Porto'da 2.05'e 2.89 oran dağılımı Sporting lehine yapılmış. Atalanta Salernitana'da da yine Atalanta 1.22 ile maçın favorisi konumunda. Fluminense Al Ahly mücadelesinde de Fluminense 1.72 ile finale göz kırpan takım konumunda. Ali abi var mı maçla ilgili bir şey? Valla Girona geçen hafta biliyorsun Barcelona'ya 4 gol atarak kazandı.
çok müthiş bir galibiyet aldılar. Zaten hani birkaç hafta önce eğer böyle fırsatınız varsa hani izleyerek keyif alabileceğiniz takımlardan biri olduğunu söylemiştik. Bugün de hani karşısında çok fazla bir maç yok gibi gözüküyor. Eğer Sporting Porto maçını izleyecek şeyiniz yoksa o galiba T-Smart'ta olması lazım. Tam bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Portekiz Ligi'ni. Biz özetleri veriyoruz sadece. Hani Girona takip edilebilir. Güzel oynuyorlar, iyi oynuyorlar ama Stuani bugün cezalıymış. Sarı kart cezalısıymış. 37 yaşında, o da bayağı takıma katkı sağlıyor. Sonradan giriyor ama değil mi? Sonradan giriyor ama bazen 11'de de çıkıyor. Benim birkaç izlediğim karşılaşmada 11'de vardı. 11'de Dovbik. Genelde evet, forma şanslı ama Stuani de bayağı katkı veriyor. Benfica Braga deplasmanında dün kazandı. Evet. Çok, o da büyük bir maçtı, önemli bir maçtı. Dört büyük takım var yani Portekiz'in Braga'da üst zirve grubu takımı. Ha, Benfica'nın Braga'da sonunda 1-0 kazanması dün bu maçı çok önemli bir hale getirdi. Şimdi Benfica maç fazlasıyla lider. 33 puanla lider. Sporting ve Porto 31'er puana sahip. Braga 29'da kaldı. Orada da hani dört takımın da zirve yarışında olduğu güzel bir Portekiz'de yarış var. Yani Girona bugün kazanır. Ama biraz zorlanabilir diye düşünüyorum ben Alaves karşısında. Belki böyle bir 2-3 gol riski denenebilecek bir karşılaşma olabilir. Alaves de çok golcü bir takım değil. Onun yanında Atalanta'nın Salernitana'yı normalde rahat geçmesi lazım. Ama İtalya Ligi belli olmaz, bir soru işareti var. Sporting Porto'da da ben biraz daha Sporting tarafındayım. Onlar da son 3 haftada 2 kez kaybetmişler. Deplasmanda kaybetmişler. Bir Benfica'ya, bir de Vitória Guimarães'e kaybı var. Son hafta Guimarães'e kaybediyor. Ama iç sahada dediğim gibi çok farklı bir görüntüde. Ben Portekiz Ligi'ni iyi takip ediyorum. Yani Sporting, Porto, Benfica, özellikle Braga'yı izlemiyorum da Sporting, Porto ve Benfica'nın maçlarını izliyorum. Bu 3 takımın içerisinde en iyi top oynayan takım Sporting. Hani puanlardan, attığı gollerden, puantajdan, puan tablosundan bağımsız konuşuyorum. En iyi top oynayan takım Sporting. En güzel, en akıcı, hızlı çoğalması, bitiriciliği, temposu, pas temposu, dikine oyun, iki yönlü o geçiş oyunları vesaire hepsini Benfica'dan da Porto'dan da daha iyi yapıyor. Ama tabii büyük maçlarda, birbirine karşı oynayacağı maçlarda bizdeki gibi aynı hiçbir şey kestirmek çok kolay değil. Çünkü iki takımda da yıldızlar var. İki takımda büyük bir kalitesi, büyük tecrübesi, iddiası var. Birbirleriyle oynadıklarında özellikle bir de gerginlik de çok oluyor o maçlarda. Sertlik de çok oluyor. Kırmızı kartlar vesaire bir anda oyun akışı da değişebiliyor. O yüzden açıkçası Sporting Porto maçı gibi maçlar uzak durması gereken maçlar ama hani Girona, Atalanta, bunlar da sana katılıyorum. Bir de Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçı var dedik. Fluminense Al Ahli bugün bu yarı final var. Yarın da diğer yarı final karşılaşması oynanacak. Orada da Manchester City Urawa Reds'le kozlarını paylaşacak. Hafta sonu belki görmüşsünüzdür. Bu kupanın yeni formatı da açıklandı. 2025'te başlayacak o turnuva. 32 takımda bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası oynanacak. Dörderli 8 grupta 32 takım mücadele edecek. Avrupa'dan 12 takım katılacak. Son 4 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve kulüpler sıralamasındaki ilk 8 ekip katılacak. Şu ana kadar garantileyenler Chelsea, Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter, Porto ve Benfica'ymış. Güney Amerika'dan 6, Afrika ve Asya'dan 4'er, Kuzey ve Orta Amerika'dan 4, Okyanusya'dan 1 ve ev sahibi ülkeden de bir takım olacak. Amerika'da bu arada turnuva düzenlenecek. 15 Haziran'da başlayacak, 15 Temmuz'da sona erecek. Bir ay, mini bir, mini değil yani Dünya Kupası kadar bir ay sürecek ama kulüp Dünya Kupası olacak. İlki ne zaman? Olacak. İşte 2025'te, 15 Haziran 2025, 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında olacak. Normalde mevcut formatta FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi takımın, ev sahibi ülkenin son lig şampiyonu katılıyormuş. İşte görüyorsunuz hani City 2 maç yaparak şampiyon olabiliyor. Evet, işte yarı finalden başlıyor iki takım. Diğerleri bir eleme oynayıp öyle yarı finale çıkıyorlar. Klasik yıllardır olan format bu şekildeydi ama şimdi onu da bir aylık bir formata çeviriyor FIFA. Geçen gün Japon takımıyla Yeni Zelanda'dan Auckland'ın maçı vardı.
bizim kadromuzdan spiker bir arkadaşımız anlattı. Dedim nasıl maç? Abi dedi yani hani hiç oynamasalar daha iyiydi. Yeni Zelanda ekibi için öyle söylüyor yani. Hani eğer öteki taraf acımasa maçta 12-13 gol olurdu diyor yani. O kadar alakaları yok diyor futbolla. Burada da öyle maçlar göreceğiz bu FIFA Kulüpler Ligi Akbası'nda. Çünkü aynı gruba illaki bu tarz takımlar yani çok düşecek. Çok zorlama Mert bunlar. Ben şu demin konuştuğumuz konuya bir şey ilave etmek istiyorum. Atalanta dedik, Girona dedik falan. Hani Sporting Porto maçı, işte seyir zevki ve belki de yani eğlenceli karşılık gol vesaire gibi bahis seçenekleri de belki cazip olabilir. Sen gidin gibi TGS 2-3'ler falan. Hani onu bilmem artık, herkesin kendi tercihi, tarzı, risk iştahı falan bunlara bağlı. Ama hani Girona, Atalanta falan evinde avantajı kazanma yakın derken yanına maç bulmak falan istediklerinde insanlar genelde hemen aynı günden aslında ilgilenmeyecekleri maçları, aslında oynamayacakları maçları. Biz aynı gün oynayıp aynı gün kazanmalı ya da kaybetmeliyiz Barış abi. Bundan İki gün lütfen bekleyecek sabrımız yok. Ya bundan kazı kazan gibi olması lazım. İki gün değil, bir gün bari bekleyecek sabrı olsun insanların. Şunu demek istiyorum. Normalde kuponunuza yazmayacağınız bir maçı sırf o gün var diye zorlayıp oraya iliştirmeye çalışmayın. Yani bu bagaja çanta sığıştırmaya benzemiyor bu işler. O son sıkıştırdığınız şey sizi mahvediyor. O yüzden bunları yapmasınlar. Bu acemilikleri artık yapmasınlar. Bak 2023 yılına geldik biz. 20 senedir bunları konuşuyoruz. Yarın İstanbulspor Trabzonspor maçı var. Tamam mı? Gitsinler, illa bir tane daha maç koymak istiyorsa giderler, yarından Trabzonspor'u koyarlar, onu beklerler. Çünkü 1.45 gibi bir oran gördüm ben Trabzonspor'un galibiyetine. Hani İstanbulspor deplasmanı diye bakmayın. Trabzonspor'un şimdi yakaladığı bir ivme var. Ön bölge oyuncularının Edin Visce başta olmak üzere tuttuğu bir form var değil mi? Son maçı iyi oynamışlardı. 3 golle kazandılar falan. İstanbulspor da Allah göstermesin yani dünya sonu bir futbol oynuyor. O bakımda hani Trabzonspor'a 1.45 oran gibi öyle bir fırsat varken hani bunu yarın demeye beklemeyin. Şimdiden ben de söylemiş olayım. Hani bugün atıyorum kafanıza yattı mı Girona Atalanta bir şey, o zaman Trabzonspor'u yarına koyarsınız. Bugün Sporting Porto alacağınıza, yani 3 ihtimali bir maçı alacağınıza veyahut başka bir maç oradan gidip seçip garip garip maçlardan seçeceğinize, normalde yüzüne bakmayacağınız bir şeyi 24 saat beklersiniz. Hiç olmazsa el ayağı düzgün bir takıma Trabzonspor oynamış olursunuz yani zayıf bir takım karşısında, değil mi? Şu an iddia.com'daki oranı da Trabzon galibiyetinin 1.54. Bak düşünsene. Enflasyona bak, 1.45'ti baktım ben demin, 1.54 olmuş yani. İddia.com'da oranlar yüksek. İddia.com'da yüksek. Yani Türkiye'de enflasyon var, her yerde var. Şaka bir tarafa dediğim, bunu da hani ben bugünden söylemiş olayım. Yarın olmam ben. Onun için şimdiden söylemiş olayım. Hani bugün işte Girona, yarına kadar kim öyle kim kalabalık. Girona Atalanta falan bugün favori gerçekten. Çok zayıf takımlar oynuyorlar. Yani Alemere'ye karşı da ben Girona'nın çok zorlanacağını açıkçası sanmıyorum. Havaya girmedilerse, çok şımarmadılarsa normal futbollarıyla yenerler yani. Normal futbollarıyla yenerler. Ama ha, ya böyle... ama Barcelona'ya 4 attık falan, biz artık lideriz havaya iyice falan, öyle değil bir şey işte. Yapmadılar. Ha, bugüne kadar yapmadılar. Hani bugün de yapmazlarsa, işi ciddiye alırlarsa yenmemesi için hiçbir sebep yok. Salernitana zaten bildiğim kadarıyla lig sonuncusu. Evet, evet. Değil mi? Salernitana'da Serie A'da lig sonuncusu. Ya Atalanta'da onların 17 maçta 1-7. Atalanta'da yani çok abuk subuk, kendi ayağına sıkmazsa Atalanta kendi futboluyla o da normalde kazanır. Trabzonspor, İstanbulspor karşısında açık söyleyeyim ben. Beraberlik beni çok şaşırtır. Bırak İstanbulspor'u. Beraberlik beni çok şaşırtır. Yani Trabzonspor, Abdullah Avcı'ya şimdi belli bir oyun karakterini, belli bir şeyi sergilemeye başladı ki zaten o yüzden ön bölge oyuncuları kıpırdanmaya başladı. Hepsi birden kıpırdanmaya başladı. Dikkat edin yani. O yüzden de bu arada da bence hani zorunlu bir arada olsa bence yaradı bu takımlara, çalışma hem dinlenme hem de çalışma bakımından. Özellikle bu hani hoca değiştiren takımlar açısından söylüyorum. Daha iyi bir Trabzonspor izleyebiliriz diye düşünüyorum. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda.
Evet, son bölümdeyiz. 9.43 saatlerimiz. Son bölümde de hafta sonundan ilgimi çeken bir haber oldu. MLS, Amerikan Futbol Ligi. Onlar yeni sezon için belli başlı kurallar getirdiler. Bizde de programlarda ara ara dinleyicilerimizden bazı kural önerileri getiriliyor. Oyun daha hızlı aksın, oyunu soğutanlara prim verilmesin diye. MLS de belli ki bu şekilde düşünüyor ve buna yönelik birkaç kural getirilmiş. Bir tanesi şu: eğer bir futbolcu sakatlandı saha içerisinde ikili mücadelede ve 15 saniyeden fazla yerde kalırsa hakem oyunu durduruyor ve İşte sağlık ekibini çağırıp sonrasında oyuncuyu kenara alıyor ve oyuncu da en az 2 dakika boyunca kenarda kalmak durumunda kalıyor. Tabii bunun istisnaları var. Kafa sakatlıklarında, kaleci sakatlıklarında, ciddi sağlık problemlerinde ki bu hafta sonu Luton Town maçında değil mi, bir kalp krizi meydana geldi. Lockyer kalp krizi geçirdi. Sonra Bournemouth Luton maçında olmuştu. Bu gibi olaylar herhalde buradaki kastettiği ve sarı ve kırmızı karda sebebiyet veren fauller bundan istisnası, ama diğer türlü 15 saniyeden fazla kalırsanız 2 dakikada kenarda beklemek durumunda kalıyorsunuz. Bu kural önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak MLS'te. Bir diğer kural oyuncu değişikliği ile ilgili. Orada da yine Messi için de geçerli mi bu kural? Hepsi için geçerli. Yani eğer oyundan 10 saniye içinde çıkmıyorsa bir futbolcu, Oyuncu değişikliğinde oyuna yeni girecek futbolcu en az 1 dakika kenarda bekliyor. Yani maça 10 kişi devam ediyor. Çok güzel. Diğer oyun duraklayana kadar kenarda bekliyor. Eğer oyun 2 dakika durmuyorsa 2 dakika kenarda bekliyor. 3 dakika durmuyorsa 3 dakika kenarda bekliyor. 1 dakika da duruyorsa da oyuna giriyor ve tekrar 11-11 maç oynanıyor. Yani koşarak kenara çıkması gerekecek artık futbolcunun. En yakın yerden çıkmasına yönelik bir kural zaten İFAB tarafından da getirilmişti. Bu da bu duruma yönelik bir kuraldı ama bunun da çok bir karşılığı yok. Oyuncu yine yürüyerek çıkmak istediği zaman oyunu bayağı bir yavaşlatabiliyor ama MLS buna da böyle bir çözüm almış. Bunu geçen sezon denemişler MLS Next Pro'da, herhalde bir alt ligi olarak tahmin ediyorum. Ve 3200 değişikliğin %99.7'si 10 saniye ve daha azında yapılmış. Harika. Yani büyükte bir başarı oranı var. Harika. Bir deneme sürecinden geçilmiş ve şimdi MLS'te de en üst ligde de bu kural uygulanacakmış. Belki Avrupa'daki liglere de örnek olabilir. Olur. Bu kurallar. Bunlar tabii hani daha çok ilgi çeken kurallar. Belli başlı farklı kural değişiklikleri de var. Onları söylemeyeceğim. Ama stadyum içi VAR kararları da yine hakemler tarafından paylaşılacak, anons edilecek saha içerisinde. Onu kadınlar Dünya Kupası'nda yaptılar. Ben de izledim. Yani bir şey yok aslında. Ne derler? İzah mı edilecek dedin sen? İzah edilemez. Paylaşılacak, anons edilecek işte. Evet, VAR kararları. Penaltı değil. Yani orada skorboard'a yazmasıyla hakemin söylemesi arasında bir şey yok. Yani onu Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda gördük. Hakem VAR'a gidiyor. VAR'dan döndükten sonra dönüp diyor ki penaltı değil. Offside. Penaltı. Yani bir esprisini görmedim ben onun. Evet, orada bazı pozisyonlar için herhalde bu açıklayıcı olur. Ne olduğunu anlamadığımız bazı şeyler oluyor. Şimdi penaltıyı ya da hakem elle gösterse zaten anlıyoruz ama bazen hangi pozisyon için inceleme yapıldığını, ne için karar verildiğini anlamadığımız noktalar da oluyor herhalde. Ama onlar çok için seyrek oluyor. Seyrek oluyor. Çünkü seyrek oluyor. Çünkü golse zaten santrayı gösteriyor. Tabii. Penaltı ise penaltıyı gösteriyor. Bir de varın karışabildiği yer belli olduğu için. Evet. Ama böyle bazı tartışmalı anlar da çok anlamadığımız ekranda herhalde yani, onlar için. Bunun yanında esas bu değişikliklerdeki hız bence son derece değerli oyunda. Oyunun hızlanması her zaman için seyirciyi çeken bir faktör. Bir de sakatlık ve oyuncu değişikliği. Yani iki tane aslında temel problem var futbolda. Hele mesela şu sakatlık olayı Türkiye Ligi'nde uygulansa muazzam olur. Evet, 15 saniye kalırsanız 2 dakika kenarda beklemek zorundasınız. Demek ki sakatlık ciddi, tedavi de kenarda 2 dakika devam yani edecek. Ben senin yalandan yere düşmeni, yalandan şeyi çağırmanı, sağlık ekibini çağırmanı, yalandan tedavini, yalandan kenara çıkmanı izlemek zorunda değilim. Ben bekleyeceğime sen bekle kenarda 2 dakika. Evet. Bakalım MLS'te bu önümüzdeki sezon itibaren olacak. Bir değişiklik daha var. O da enteresan.
Stadyumlarda şeyler, skorboardlarda süre var ve 90'dan sonra gitmiyor, değil mi? 90'dan sonra giden 90'da durduruyorlar, evet. Durduruyorlar. Mesela evet. Niye? Hiç bilmiyorum. Bana da hiç mantıklı MLS'de gelmez. MLS'te de bu değişiyormuş. Çok mantıklı şekilde. Yani 95, 96 nereye kadar gidiyorsa gidecek. Yani 90'da durdurma diye bir şey yok. Ben de hiç mantığını yıllardır hiç anlam veremem. Futbolcular 7 dakika uzatmayı nasıl anlıyorlar 7. dakikada içinde olduklarını? Hep merak etmişimdir. Kenardan sesleniyorlar öyle. Ama ne gerek? Çok saçma. Değil mi? Saçma. Yukarıda ekran 90'a kadar gelmiş. 97'ye kadar da gidiversin. 101'e kadar da gidiversin. MLS'te bu da yapılacakmış. Çok basit. Yıllardır neden olduğunu hiç anlamadım. Hiç yayında da dile getirmediğim bu hiç. Gündeme de gelmedi bu konu. Ama MLS onu da değiştiriyor. Hiç, onu şunun için durduruyorlar. Daha yani ben size katılıyorum. %100 her şeyin ben zaten şeffaf olmasından yanayım. Yani ben bu telsiz konuşmalarının da yayınlanmasından yanayım. Nasıl bunu bu formülada özendirmek için, formülayı daha cazip izlenir hale sokmak için orada, çünkü bir pazar payı mücadelesi var spor branşları arasında. Telsiz konuşmalarını yayınlamaya başladılar. Bence hakem konuşmaları, kendi alanındaki konuşmalar da dahil, bunların hepsinin yayınlanabiliyor. Hatta değişik şeylerle ben düşünüyorum bunu. Artık çağımızda bu, her şeyi satın alıyoruz belli bedeller ödeyerek. Ufak ufak ücretler de buna uygulanabilir. Herkes paket. Duyamayacak. Tabii yani. Şu paketi satın alırsan. VAR konuşmasını dinleyebiliyor musun? VAR, telsiz, ya sadece VAR diye düşünme. La Liga'da ya, yardımcı hakemi. Şimdi kameraya soktular. Orada tek bir problem, unutma lafını, kamerayı unutma soyunma odasına. Bence onların da yapılması gerekiyor. Burada tabii bir tek şu var. Sansür imkanının olmaması konusu var. Küfür edilebiliyor çünkü küfür duyuluyor. İşte orada da artık biraz küfürlü konuşma konusunda teknolojiyle beraber, bu paketlerle, tamamen her şeyin artık ekonomik olmasıyla beraber ona dikkat edecekler. Hani taraftar tribün seslerini tabii şey yapamazlar. Onlarla o da telsiz konuşma ne kadar girecek, ama hani oyuncuların saha içinde küfürlü konuşmaları vesaire, bunları da mesela kart cezaları arttırılarak tutundurulabilir burada, daha ahlaklı konuşmalar yapılması, küfür edilmemesi, cezaları arttırarak yapılabilir. Çünkü artık saha içi konuşmaların da yayına yansıyacağı ve yayının bir içeriği haline geleceği ve bunun da bir para ettiği idrak edebilirlerse, ben ileriki yıllarda bunların da gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü artık çok kıymetli bir hale geldi. Hani kulüplerin gelirini arttırmak için yapmadıkları şey kalmadı. İşte görüyorsun, yeni yeni organizasyonlar, yeni yeni turnuvalar koymaya çalışıyorlar. Zaten takvim çok sıkışık değilmiş gibi. Bence daha fazla maç koymaktansa var olan izlenen maçları daha da izlenebilir hale, hatta izlenebilir hale gelirken aynı zamanda o şeffaflıkla beraber daha az tartışılır hale getirebilirsiniz. İşte bugün var konuşmaları, bugün işte efendim aman yayınlanmasın bilmem ne olsun falan filan, kıyamet kopuyor. Yayınlansın. Neden çekiniyorsunuz? Aralarında pozisyon tartışıyorlar. Özel hayatlarını konuşmuyorlar ki. Yani hakem kendi aralarındaki özel hayatı falan, özel hayatın gizliliği diye bir şey yok orada. Orada tamamen kamuyu ilgilendiren pozisyonlarla alakalı karar vermek için, pozisyonu süzmek için birbirlerine yardımcı oluyorlar. Yardımcı hakem diyor ki hoca kart. Hoca kart diyor. Hoca gördüm diyor. Hoca bilmem ne diyor. Ver faulü ver diyor. Onu diyor işte bilmem ne diyor. O onu öbürünü diyor. Veya diyor ki hocam pozisyonu bekle hocam, bakıyoruz. İzliyoruz pozisyonu diyor. Vardı ne konuşuyorlar zannediyorsun sen? Hani kulağına elini götürüyor falan, ne oluyor? Çok gizli şeyler mi konuşuyor? Hayır. Hiçbir şey diyor ki bir dakika hocam diyor. Bekle. O diyor bekliyorum diyor. Kulağına gösteriyor. Oyunculara gösteriyor. Diyor ki hocam bekle bir dakika, dur bakıyoruz diyor. Bakıyoruz diyor Mert hocam diyor. Bir saniye diyor, orada bir offside olabilir, ona bakıyoruz diyor. Ondan sonra devam hocam, bir şey yok diyor. Veya diyor ki hocam sen ne gördün burada diyor. Burada bir darbe var. Ben diyor onu öyle gördüm. Tamam diyor, o zaman devam hocam o zaman diyor. Veya diyor ki hocam bir dur bir dakika diyor, bu darbe diyor biraz diyor, hocam bunu bir izlesen iyi olur, şöyle olmuş böyle olmuş diyor, dur o zaman geliyorum diyor, geliyorum diyor, ona işaret ediyor, gidiyor. Ya bunlar böyle oluyor, bu konuşmalar böyle çok gizliymiş, saklıymış, çok acayip şeyler aralarında dönüyormuş gibi, yani şey zannediyor insanlar, ya işte bu hocam bunu verelim mi, ne dersin, ya verirsek şimdi Galatasaray bir puan öne geçiyor, şimdi bunu böyle mi yapalım hocam, üst oynamıştık ama hocam, ona hocam şimdi ya şu 10 dakikalık idare etsene, 2.5 alt oynamıştım ben falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunlar yok. Anladın mı? Onun için daha şeffaf, daha şey, hem de daha izlenir. İnan reyting çok artar.
reyting çok artar. Tartışmalar da bir o kadar azalır biliyor musun? O kısma katılmıyorum. Reytingin artacağına katılıyorum da tartışma kısmına. Neden biliyor musun? Bak şu anda daha çok tartışılıyor. Sen ne konuştuğunu bilmediğinde belki evet tartışmanın belki miktarı azalır. Offsite'ımsıya takılacağız. Bak, bir şey ya offsite'ımsı 40 yılda bir oluyor abi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Çoğu pozisyonda zaten düzeltiyorlar. Hataları düzeltiyor. Yani VAR'ın bizim tartıştığımız böyle çok gerçekten anlayamadığımız ve komplo teorileri üretme noktasına bizi ulaştıran şeylere az oluyor. %90'ına biz bakmıyoruz. Onlar hakemlerin sağ içindeki o hatalarını, fahiş hatalarını düzeltiyorlar yani. Bir sürü pozisyonda. Bu hafta sonu mesela Türkiye'de maç yoktu. Hani ben de Avrupa'dan bir sürü maç seyrettim bu sayede. Bir sürü pozisyonda hani offside kaldırdı. Offside olmadı anlaşıldı, gol verildi. Çok kritik goller verildi yani offside. Yani yardımcı hakemin yanlış offside bayrakları düzeltildi. Ya da işte verilmemesi gereken goller hemen VAR'dan iptal edildi. Yani o kadar çok aslında normalde hiç biz bunu önemsemiyoruz. VAR'ın düzelttiği çok o kadar yanlış var ki, orta hakemin ve yardımcı hakemin düzelttiği şeyler var ki. O yüzden ekseri de doğru uygulanan bir şey bu. Yani iyi ki gelmiş VAR dememiz gerekiyor aslında. Ama dediğim gibi işte gizli kapaklı konuşmalar, ağzını kapatarak konuşuyor, bilmem ne yapıyor falan, herkes de buradan daha büyük senaryo üretiyor. Tartışma belki bitmeyecek ama en azından gözümüzün önünde olan bir şeyle ilgili bir şey konuşacağız. Artık komplo teorisi azalacak hiç olmazsa. Fiziki tartışma artacak. Bunlar da günün birinde bence gelecek diye düşünüyorum. Şu şeyi söyleyeyim mi son olarak? Çok kısa abi. La Liga kamera sosu soyunmasına. Bunu kabul eden kulüplere para verdi. Real Madrid dedi ki alın dedi. Paranız sizin olsun. Biz istemiyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Barış abi hiç vaktim yok. Tamam. Barış abi. Reklama gitmemiz lazım. Programı da bitirdik. Teşekkür ediyoruz. Yarın telefonla size i̇şte bağlanıp dilerseniz. Yok ben böyle yaparsanız gelmem ki. Evet. Temel öyle demiş biliyorsun cehennemde. Siz böyle yaparsanız kimse gelmez buraya. Aynı cehennem gibi bir yer burası. Konuşacağımızı konuşmuyorsunuz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda.